Sinem. 28 yaşında ve 2 aylık evli. Haftanın çiçeği burnunda gelini e-ticaret yapıyor, memleketi ise Trabzon. Evet, gelin evi bugün nerede hanımlar? Körfez Koteli! Allah! Haftanın 3. gününde Merve geline konuk olduk. Peki acaba bizim elimizde neden davullar var? Şimdi göreceğiz. Vur davulcu. Harikasınız, biz de yaz davullarımızı aldık gayet. Ay harikasınız, sizi tanıyalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cihan Denli ben, halk oynatörüyüm. Öyle mi? Nefissiniz ya. Teşekkür acaba biz de yapabilir miyiz diye düşündüm ama bence zor. Bence yaparsınız. Yapmayın ya, yapabilir miyiz? Kesinlikle. Peki gelinimiz biliyor mu? Evet. Ben de öğrencileriyim. Öyle mi? Ne kadar güzel. O zaman eve çıktığımızda lütfen bize bir deneyelim. Bir yapabiliyor muyuz, bir görelim istiyorum. Kaç senedir yapıyorsunuz peki bu halk oyunlarını? Ben yaklaşık 4 senedir yapıyorum. Evet. Serhat hocam, Cihan hocam, Mücahit hocam, arkadaşım Ahmet. Peki bu bölgede çok seviliyor mu bu oyunlar? Evet. Öğrenci portföyünüz nedir? Kaç öğrenciniz var? Katılım fazla mı? Yıl içerisinde 200-300 kişiye hitap edebiliyoruz, yeri geliyor. Zeybekler, horonlar, kaşıklar, tekeler, halaylar. Yöresel anlamda oynuyoruz. Herhangi bir problemimiz olmuyor. Peki hocam şey var mı? Mesela hani evlenecek bir çift var. Gelip hocam bizi çalıştırır mısınız? Düğünümüzde biz eşimle birlikte karşılıklı işte zeybek vesaire oynamak istiyoruz. Ne istiyorlar genelde daha genelde çok? Gelinle damatlar. Genelde zeybek istiyorlar. Heh. Harmandalı oynamak istiyorlar. Harmandalı. Evet, cuma havası falan. Halaylar, horonlar dedi. Peki de özellikle gelin ve damadın istediği ne oluyor? Yani onu burada bir gösterseniz çok rica edeceğim. Olur, zeybek oynuyoruz Türkiye genelde. Şimdi bizi bir sürü gelinler izliyor. Hani belki özel günlerinde özel bir dans etmek isteyen çok kişi olabilir. Mesela keşke sizi daha önce tanısaydım. Ben bile isterdim yani düğünümde özel bir şov yapayım. Ama nasip olmadı. Mesela ne öğretiyorsunuz? Hızlandırılmış tur yapalım sizinle. Olur. Harmandalı oynuyoruz gelin ve damatlarda. Evet. Genelde. Harmandalı yapıyoruz. O zaman bir gelin bir damat seçelim sizden. Evet. Damat olarak Mücahit hocamı oynatacağız burada. Peki. Gelin olarak da ben çıkabilirim.
Peki artık damadımız herhalde bir şey demez bununla alakalı. Yok demez. Siz düğününüzde dans ettiniz mi? Evet. Var mı videosu? Var. Ay göreceğiz o zaman. Evet. Ama burada bir mizansen yapalım. Tamam. İzleyicilerimiz için. Topukları çıkartalım o zaman. Tamam. Evet, normalde topuklu ayakkabılarla oynanıyor. Lakin burası toprak olduğu için biraz da yağmur sonrası. Çamurdan mütevellit. Teşekkürler ediyorum, beni kırmadınız. Kocaman alkışlar size gelsin. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz. Geleneklerimizi devam ettirdiğiniz için hepinize hocam çok teşekkürler ediyorum. Biz teşekkür ederiz ekibimiz adına. Sağ olun, bizi sağ olun. Kırmadınız. O zaman evimizde zaten gelin ve damat olarak düğününde oynamışlar. Bol bol izleyeceğiz. Tekrar size çok teşekkürler ediyoruz. Teşekkür ederiz. Şimdi ne yapalım güzel gelinim? Evimize geçelim. Hadi bakalım, evimizdeyiz. Bam bam bam, Aslan'la birlikte çaldık davulları. Vallahi harika bir karşılamaydı bence. Davullu, zurnalı çok güzel oldu. Güler yüzüydü de, ben bayıldım. Bir davul çalmadığım kalmıştı, onu da yaptırdınız bana Ramazan'da beni arayın. Onlara değişik bir şeyle karşılamak istedim. Zeybeğimiz de oynadık, davulumuz da çaldık. Daha ne istiyorlar? Aslı Hanım'la gelinlerimiz eve doğru ilerlerken dilerseniz biz de kısa bir ev turuna çıkalım. Üst katta bizi bambu mobilyalarla keyifli bir dinlenme köşesi karşılıyor. Salonda toprak tonlarıyla spor bir dekorasyona imza atılmış. Zamanda yolculuk yapmayı seven gelinimiz oturma odasını eski eşyalarla dekore etmiş. Beyazın hakimiyetindeki mutfak metrekare olarak küçük olmasına rağmen hiç boğucu değil. Burası da Merve gelinin yatak odası. Ahşap mobilyaların kullanıldığı oda hayli geniş ve ferah. Elif gelin yok bizimle. Açıkçası nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Neden yok aslında? Senin gözlerin doldu, üzüldün mü? Yanından ayrılmamasının sebebini çok iyi anlıyorum. İnsan çok korkuyor çünkü. Ay canım benim. Şöyle bir dert getirdim. Yok artık. En çirkin resmimi koymuş bir de. Kendine mi? Allah'ın gülüversin. Meltem gelin, Cansu geline bakalım 12'den vuracak mı? İnşallah aslanım. Hayır. Anca resmime hedef alırsın aşkım. Ay. Çok resmimde bile alamamışsın. Bir saniye arkadaşlar. Şunu yapıştır bir de ben deneseydim ya. Ben seni böyle kağıt gibi ezerim. Beni kompleks haline getirdin bence. Arkadaşlar lütfen iletişim kur. Programdan sonra kesinlikle bir doktora görün. Az sonra. Merve'cim harika bir karşılama oldu. Biz de çok güzel eşlik ettik davullarımızla. Çok eğlendik gerçekten. Değil mi? Artık becerebildiğimiz kadarıyla. çok güzel, teşekkür çok ederiz. Sen aslında. De bu arada çok çok şıksın. Teşekkür bu ederim. Arnavutların özellikle kına gecelerinde giydiği evet, bir şey. Neden bunu tercih ettin? Çünkü öncelikle benim annem olsun. Arnavut. Anne Arnavut. Evet. Baba nereli? Trabzon. Sen nerede doğdun? Burada. Kocaeli'nde. Kocaeli'nde doğdun. Eşin nereli? Sakaryalı. Sakaryalı. Biz toplu meleziz. Peki bir çalışma hayatın var mı ablacığım? Şu an e-ticaret yapıyorum. İnternet üzerinden satış yapıyorum. Eşin? Eşim bir fabrikada montaj üzerine çalışıyor. Aha. Peki kaç yaşındasın? 28. 28. Eşin kaç yaşında? Aynı. Aa çok iyi. Bu arada hanımlar fark ettiyseniz Elif gelin yok bizimle. Evet. Neden yok aslında? Ya ben açıkçası nasıl söyleyeceğimi bilemedim.
Elif Gelin'in çok tatlı bir bebeği vardı değerli izleyenler. Biz kamera arkasında onu gördük, çok sevdik. İsmi Vera. Ne yazık ki Vera'nın dün gece ateşi yükseliyor. Ateş yükselince de o anne yüreği, yavrum benim nasıl bıraksın evladını. Yani. Haklı olarak bugün bizimle olamadı. Şimdi ben ona bir bağlantı yapalım istiyorum. Hem peki. Vera nasıl oldu onu soralım. Hem de kendisi belki bize anlatmak ister. Bize bir geçmiş olsun diyelim. Geçmiş olsun diyelim. Geçmiş evet. olsun. Ablacığım merhaba, çok büyük geçmiş olsun. Şimdi daha iyi misin? Nasıl Vera, sen nasılsın? Şöyle, siz gittikten sonra ateşi çıktı zaten. Şu ana kadar henüz hala düşüremedik. Hala. Şimdi en son ölçtüğümde 38.7 idi. Evet. Henüz hala düşmedi yani maalesef. Şey canım benim, doktora götürmediniz mi? Doktor ne dedi? Gece hastanedeydik zaten. Boğazları ve kulaklarına vurmuş, enfeksiyon kapmış. Hiçbir şekilde düşürmüyor, fitil de aynı şekilde. Bir şey söyleyeyim, çok iyi görünüyordu çocuk ya. Düşmemesi beni çok korkutuyor zaten. Bir de çok huysuz tabii ki şu anda. Sürekli beni istiyor, sürekli olarak. Ay canım. Zaten dişlerimiz de çıkıyor. Hepsi bir araya geldi. Çok huysuz yani. Çok zor bir gece geçirdim. Varken ateş zaman zaman olur. Daha iyi bilir tabii bebekleri olanlar. Geçmiş olsun canım benim. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun Elif Hanım. Gerçekten. Biz de çok üzüldük. Senin olmaman hakikaten eksiklik oldu. Gerçekten üzüldük. Dün çok güzel bir gün geçirdik. Güzel ağırlandık. Evet, belki finalde puanları düşük buldun. Biraz üzüldün ama... bu nihayetinde bir yarışma. Harika bir gündü gerçekten. Bir şey söylemek ister misiniz sizler de Elif'e? Çok geçmiş olsun canım. Tekrardan çok geçmiş olsun. Keşke sen de olsaydın. Teşekkür ederim kızlar. İnşallah bebeğim iyileşirse yani final gününde en geç gelmeyi çok isterim. İnşallah, dua edin bize. Canım benim, bütün dualarımız seninle. Fakat şöyle bir şey söylemek istiyoruz. Biz burada bir adalet sistemi var. Dolayısıyla biz sana evin fotoğraflarını atacağız, çeyizin fotoğraflarını atacağız, yemek masasının fotoğraflarını atacağız ve senin değerlendirmeni rica ediyoruz. Ve dolayısıyla bir puan kullanacaksın mutlaka. Sana böyle bir hak tabii ki tanıyacağız. Puanlarını iptal etmek istemiyorum açıkçası. Çünkü ben belki bakarsın bu çocuktur, ateş düşer, yarın bize katılmak istersin. İzleyicilerimiz de seni görmek isteyecektir mutlaka. O sebeple puanlamayı evden yapmanı rica ediyorum, eğer senin için külfet olmayacaksa. Tabii ki, tabii ki. Çünkü Merve'ye de haksızlık olmasın. Diğer gelinlere de haksızlık olmasın, sana da haksızlık olmasın ablacığım. Kesinlikle sizin ne derseniz ona uyarım yani. Sağ ol canım benim. Seni öpüyoruz. Vera'yı da seni de öpüyoruz. Acil şifalar diliyoruz bir tane. Teşekkürler. Biz de öptük. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Ay canım benim ya. Anne olan anlar daha iyi anlar zaten. Yüksek ihtimalle diş çıkardığından dolayı. Diş çıkardığı evet. için. Ay nasıl tatlıydı. Ay nasıl kurban olurum. Çakıl çakıl diye seviyorduk aralarda. Nazara geldi bebek. Yenime de aynısı olmuştu. Çünkü. Senin gözlerin doldu. Üzüldün mü? Ay canım benim. Peçete getireyim ben. Ay. Ay Çağla'cığım, bizim gerçekten duygusal gelinimiz. Üzüldü şimdi, empati yeteneği inanılmaz gelişmiş bir gelin. Çünkü benim oğlum havale geçirmişti. Ne zaman geçirdi? Geçen yaz. O mu geldi aklına? Ah kurban olurum ya. Bebektir olur, hani düşe kalka derler ya, bebekler büyür. Hepimizin çocukları, hepimiz ateşlendik, diş çıkartırken de böyle şeyler başımıza geliyor. Yanından ayrılmamasının sebebini çok iyi anlıyorum. İnsan çok korkuyor çünkü. Ah kurban olurum. Tabii ki anlıyorsundur. Senden bir rica edeceğim. O güzel kırmızı aksesuarın düştü. O aksesuarını da sen hemen hallet. Hemen tamam, gel. Tamam mı? Biz de bu arada hediyesini takdim aynen. edelim Merveciğim. Aç bakalım hediyeni, beğenecek hemen misin bir tane? Aslanım. Gerçekten çok kötü oldu bu. Böyle başlamak istemezdim. Ya olsun. Hayatta kısmetmiş. Her şey var. Allah beterinden korusun, dermansız dert vermesin. Nasıl? Çok şahane. Gerçekten çok, çok güzelmiş. Evet, çiçeklerimi duyuyor orada. Evet. Bakayım vallahi uydu. Biliyor musun, bu takımların aynısından bende var. Gerçekten mi? Çok evet, ben bunları gitti. Çok seviyorum. Ya. İyi günlerde kullan. Senin renklerinle de gayet uyumlu evet. bence. Ne evet. diyorsunuz? Çok güzel. Evet çok, çok güzelmiş gerçekten. Güle güle ay. Kullansın. Çok teşekkür ederim. İyi günlerde kullan bir tane. Hah gel Çağla'cığım. Geldim aslanım. Ay tatlım geldim. Benim. İyi misin? Evet. Tamam. Bu arada çok güzel olmuşsun. Teşekkür bak, ederim. Bak aşağıda evet. diyemedim davul çalarken. Çok enteresan olmuş.
Yani böyle yeni yılın böyle ilk günü gibisin. Evet. Güneş gibisin. Yılbaşında da yap böyle yeni yıla girerken. İnşallah. Kırmızıya bayılırım, enerjinin rengidir. Yarın neredeyiz? Bendeyiz Aslı Hanım. Ay, onun da telaşı var şimdi sende, evet, değil mi? Evet, onun da stresi var, aynen öyle. Çok güzel olacak, çok güzel İnşallah. Olacak. Evet, şimdi ne yapıyoruz hayatım? Kahve Aslı Hanım. Mi? Kahveden önce şöyle bir sürprizim var. Dün Elif Hanım bizi dengeye çıkarmıştı, denge tahtasına çıkarmıştı. Evet, bir denge tahtasında. Evet, ben de buraya sakladım. Sen de bir tahta getirdin. Yok, tahta getirmedim. Aslı Hanım şöyle bir tart getirdim. Yok artık, en çirkin resmimi koymuş bir de. Bebeğim, seni çok sevdim o yüzden. Ay, ben de seni seviyorum. Bu ne ya? İnşallah o benim kafama gelmez ama. Gelirse gün sonunda sana da gelir yani. Bir şey olmaz canım. Ay, inanmıyorum. Adaletli olacağını düşünüyorum. Çok yaratıcısın Merve. Şimdi ne yapacağız biz, sen onu söyle. Aslı Hanım, arkada gördüğünüz oklarım var. Ben şu sıralar çok merak ettim. Çok çalışamadım. Ok mu atacağız bunu? Yapamadım ama onun yerine, ok yerine burada tehlikeli olur diye dart getirdim. Bunu nereye asıyoruz şimdi? Hemen saate asalım. Peki. Ama bir kural koyalım buna. Koyalım Aslan, onu da... Ay, bir de hediye verelim. Evet, bence. Şöyle çekelim, bravo. Biraz daha içsene ablacığım. Çocukluklar yaşadığımız günler oluyor. İnşallah bir gün olgun şeyler yaşayacağız. O da benim günüm olacak. Şimdi herkes kendine bir gelin belirlesin, tamam mı? Tamam. Ve o gelini 3 hak veriyorum, tamam mı? 3'te 3 yapana bir hediyem olsun benim. Tamam. Yani hani 3'te 3 yapamazsınız, 3'te 2 yaparsınız. En çok saplayana. Sen seç. Tamam, Elif seçeyim. Elif'i seçtin. Evet. Sen kimi seçtin? Bir şöyle bakayım ben. Ben kendimi mi seçtim? Sen beni seç. Bence seni seçeyim ben, aynen. Başkası atlasın. Seni seçtim. Sana. Evet. Çünkü benim karakteri. Sen kimi seçtin? Ben tam ortaya. Cansu'nun doğru anlamayacak. Sen kimi seçtin? Zaten senden de bu beklenirdi. O zaman Meltem yalnız kaldı. Ben de Meltem'i seçeyim. Evet, hadi bakalım o zaman. Sana benim kombinle uysun. Hadi o zaman Çağla, senden başlayalım. Tamam. Şuradan at istersen. Her bir atış 10 puan değerinde. Şimdi ilk atışını yapıyorsun. Tamam, şöyle bir nişan. Nişan aldın kime? Meltem'i. Sağ Çağla, sağ Çağla. Çağla burada gerçeği. Al bakalım. Çok iyisin. Kimdi o? Kendisi. Kendine mi? Allah elini versin. Geliyor Meltem. İnşallah bu sefer. Gelsin sana. Artık. Bu sefer de Merve. Bu sefer de Merve'ye geldi. Şimdi üçüncüsü. Hadi Meltem'e. Hadi bana gel. Ay. Akşamı bence aslında. Bence güzeldi. Tamam olsun. Yani en azından karavana değil. Bu bende mi? Evet. Şimdi onları oradan alalım. Eğlenmek için dark almış. Dark ne ya? Gelin evindeyiz. Dark ne yani? Böyle bir baka kaldım ben. Şimdi Cansu gelin, Merve geline bakalım 12'den vurabilecek mi? Iskaladı. Iskaladı. Oo. Tamam, çok az kaldı. Evet, çok az kaldı. Evet, vurdum. 1. 10 puan aldı Aslı Hanım. Ama oradan da oldu Aslı Hanım. Hayır, çok aşağı Meltem'e geldi. Tam ortasında. Tam çizgisini kurtarıyor. 15 o zaman. Aynen, çizgisini kurtarıyor buçuk. Ama. 15. 15 buçuk. 15 mi diyelim? Hadi bakalım Merve, şimdi sıra sende. Hemen geliyorum. Dün Elif hünerini gösterdi ya, çok da zor yapmıştı ama ben de değişik bir şey yapıp dartı koydum. Çok da güzel oldu. Bakalım Merve gelin, Elif geline nişan alıp tam 12'den vurabilecek mi? Atıyorum Elif. Duvarı kendi gitti. Duvarını kendi deldi. Olsun. Canım sağ olsun. Vuramadım asla. Bakayım. Vuramadım. Çok mu oldu? Altından çıktı. Ben inceleme yapacağım. Hadi inceleme yap bakalım. Seninki gibi oldu. Aşağıya vurdu bak. Evet, aşağıda. Aynı. Aynı Aslı Hanım. O zaman 5 puan. 5 puan. 5 puan. 15 5. Meltem gelin, Cansu geline bakalım. Hedef alacak mı? 12'den vuracak mı? İnşallah Aslı Hanım. Hayır. Anca resmime hedef alırsın aşkım. Ay. Çok özür dilerim. Resmimi bile alamamışsın. Evet. Gerçek hayatta alamıyor zaten. Resmini evet. Alamıyor. Atıyorum ben. Vay canına ya. Tebrikler.
Aşkım ben kolay kolay yıkılma. Kazandım. Vallahi. Ben seni yıkmadım. Birinciye çıkıyoruz. Birinciye çıkıyoruz. Saygılar, sevgiler. Tebrik ediyorum seni. Sana küçük bir hediyem olacak. Tamam. Finale doğru. Tamam. Bekle. Tamam. Tamam mı? Tamam. Benim meşru hediyelerimden. Hadi bakalım. Dartı da kazandım. Dart çıkardı. Kendi eliyle kendi ayağına sıktı. Onu da ben kazandım. Soğuk kahve diyorum. Aynen soğuk kahve de olur. Soğuk su da bir modu düştü şeyden. Kızım sen kendini niye bu kadar önemsiyorsun? Bir modu düştü. Ben seni hiç görmüyorum. Bir modu düştü arkadaşım. Buzlu bir kahve veya böyle buzlu hemen bir giriyorum. Su mu? Veya ben yardım edeyim istiyorsan sana arkadaşım. Hayır aslanım o kendini böyle sürekli konuşarak böyle... Aşkım şey konuşarak değil icraatlarımı da gösteriyorum. Bir şey icraat yine birinci oldu. İcraat bir tane attın. Yine birinci oldu. Bir tane attın. Yine birinci oldu. Ben birinci olmadım tatlım. Yine birinci oldu. Daha birinci olmadın tatlım. Dur bakalım daha çok var. Ben ne dedim? Ben seni böyle ezeceğim. Böyle ezeceğim. Nasıl ezeceğim? Bak böyle ezeceğim. Resmimi hedef alamıyorsun sen. Aslanım direkt buradan değil. Burayı ezeceğim sen böyle. Sen daha resmi hedef alamıyorsun. Oo. Ben öyle kağıtları hedef almam. Bir saniye arkadaşlar. Şunu yapıştır bir de ben deneseydim ya. Ben seni böyle kağıt gibi ezerim. Bayağı. Sen anca böyle çocuk hareketler tamam yaparsın. Tamam mı? Ben seni öyle kağıt gibi ezerim. Neyse seninle muhatap olup düşüneceğim. O kadar emek vermiş. Sen beni evlenmezsin. Diğer arkadaşlarım alacağım biz alıştık artık bir haftadır. Ama bu arkadaşım diyorsun. Diyorum. Kolay gelsin Merve. Şerbet mi hazırlıyorsun? Evet, yeni gelin şerbeti. İçinde neler var onun? Aktardan alıyorum. İçine ne koyduklarını bilmiyorum. Rakiplerin sorarsa ne diyeceksin? Aktara sorsunlar. Bu cevap sence de biraz kaba değil mi? Yani iki gündür kabalığı gördüğümüz için benimki çok basit kalacak. Cam Sebil'in çok şıkmış. Misafirlerine gösterecek misin? Görmek isterlerse gösteririm. Belki sofra yemeğe geçtiğimizde konsolun üstüne koyarım. Türk kahvesi yapmayacak mısın? Önce şerbet, su, daha sonra çay ikram ediyoruz. En son misafirler kalkmak istediklerinde biraz daha otursunlar diye Türk kahvesi ikram ediyoruz. Yani kahveyi puanlamada mı vereceksin? Olabilir. O zaman rakiplerin de sunumu ona göre değerlendirir. Benim için hiç sıkıntı yok. Zaten değerlendirmeyecekler. Siz puan verdiklerini düşünüyor musunuz? Ben hiç düşünmüyorum. O kadar karamsar olma. Bence seni sevdiler. Ben de seviyorum ama bilemedim. Kuru meyveler ne için peki? Ağızları tatlansın diye. Neyse her şey hazırsa hadi oyalanmadan salona gidelim. Tamam. Hemen geliyorum. Ya dökeceğim. İnşallah beyaz alıma dökmem. Ha süper. Keşke denge yarışlarına katılsaydım. Hadi içeri gidelim. Gel bakalım. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Kahve yok galiba değil mi bu? Yok herkes kahve yapıyordu aslanım. Sen ne yapmak istedin? Aktar'a gittim. Evet. Dedim ki yeni gelinler ne yapar? Dediler ki yeni gelin şerbeti. Aldım getirdim. Ramazan bitti ama ya. Yeni gelin şerbetiyle Ramazan'ın alakası var. Bu biraz Ramazan şerbetine benzettim. Tadına bak çünkü. Ramazan şerbeti biraz daha baharatlı oluyor. İçeriğinde ne var? İçeriğinde ne var? Şerbetin içeriğini ben hazırlamadığım için bilmiyorum. Ama alırken sormuşsundur mutlaka hani. Ne oldu? Gülü mü yuttun? Tadı çok değişik. Şerbet çok kötüydü. Hayatımda içtiğim en kötü içecek yani o içecekti. Beğendim. Beğendin mi? Evet. Bunun yanında bir kahve de olsa bence şık durabilirdi. Bunu da yeni aldın herhalde. Etiketi kalmış. Yıkadın evet, mı? Evet, sildim. Biliyorsunuz ki bunlar kararıyor. O yüzden sildim. Etiketlerini de çıkartmadım. Etiketi de duruyor. Etiket evet. Duruyor ve kuru meyveler galiba. Evet, evet Hindistan meyveler. Cevizi de var. Çok güzel, çok güzel. Afiyet olsun. Ben bunu içmesem bir sorun olur mu? Oh, hiç sıkıntı yok. Tadını sevemedim. Su içerim onu yani. Afiyet olsun. Şimdi sen bizi Arnavut şalvarıyla karşıladın. Senden böyle bu Arnavutlar mesela bu şekilde mi sunum yapar? Yani sen bu arada anne tarafından Arnavut, baba tarafından Karadenizlisin. Yani aslında sen
Karadenizlisin. Karadenizliyim ama bir çocuğu annesini yetiştirdiğini düşündüğüm için böyle Arnavut kınası yaptım. Arnavut kıyafeti giydim. Kendin sen hani hakikaten böyle Arnavutlar gibi mi hissediyorsun? Evet. Hmm. Arnavutlar biraz daha hürmetkardır. Muz. Evet. Muz aşkım o. O ben onda benden yok. Ya ben de ondan yok. Niye? Beni sevmiyor. Onun o zaman dış sesiydi bilmiyorum. Ben hepsine koydum. Düştü. Evet, hadi bir tanesi düştü. O düşene dedim ben ki. Bende yok. Onda iki tane var. Koymadın değil mi? Hayır. Bir tane var. Koymadım. Evet hayatım. Arnavutlar hürmetkardır. Misafirperverdir. Misafirperverdir. Hani biraz böyle gold severler. Işıltı, şaşayı severler. Evet. Sanıyorum senin sunumunda da bu ışıltı ve bu şaşa var yani. Baksana. Evet. Yani lokumluk diye getirdiğim bayağı böyle baba bir şey yani. Ne kadar aldın bu sunumlukları? Tanesini 35 TL'ye aldım. Evet. Şunları değil mi? Hadi 35 TL. Kuru meyveler de pahalı aslında bana. Aslında taşırken çok zorlandın. Neden böyle bir şey tercih ettin peki? Ben alırken zorlandım ama... Ben ayrı ayrı taşıyacaktım ama daha sonra da çok git gel olur diye hepsini bir yere topladık. O yüzden. Evet, ellerine sağlık hayatım. Renkli bir sunum olmuş. Evet, bu sunumun ardından salon yorumlamaya geçelim bence. Aslı Hanım. Efendim? Merve mutfakta ilginç bir adetlerinden bahsetti. Kendisi önce şerbet, sonra çay, en son kahve sunacakmış. Öyle mi? Evet. Vay vay vay, seni yoracağız hayatım ya. Asla bu diyebilir miyim? Çok samimi geliyorsunuz. Ya tabii diyeceğim, ki. Diyeceğim diyemiyorum. Diyebilirsin hayatım. Ya. Vallahi çok teşekkür ederiz hayatım. Yani çok yormuşsun kendini diyeyim, ne diyeyim? Estağfurullah. Cansu arkadaşımın gözünde bir şey kaçtı herhalde. Ne gözüne oldu? Şerbet kaçtı gı. Gözüme şerbet kaçtı. Bir şey olmaz canım. Herkes iyiyse bence artık salon yorumuna geçelim. Merve Gelin'in salonunda açıktan koyuya toprak tonlarını görüyoruz. Ahşap ayaklı nubuk kanepeler krem ve koyu kahverengi olarak kombinlenmiş. Ahşap televizyon ünitesi, duvar rafları ve dolabıyla gayet güzel. Ahşap masa ve sütlü kahve tonlarındaki kumaş sandalyelerle sade bir yemek bölümü tasarlanmış. Metal tekerlek ayaklı, ahşap tablolu akıllı orta sehpa salona uygun bir model. Metal gövdeli, bal köpüğü cam başlıklı aydınlatma salonun geneline yakışan bir seçim. Son olarak yay ve oklarla yapılan duvar dekorunun şık görünse de salon genelinde kullanılan gold aksesuarlara uymadığını belirtelim ve sözü gelinlerimize bırakalım. Arkadaşımız iki farklı renk koltuk kullanmış. Ben severim iki farklı renk koltuğu. Çünkü odaya farklılık ve canlılık katıyor. Bir de Berger'in tek mi? Var mı bir tane daha? İki tane. İki tane değil mi? Yan yana duruyorlar normalde. O da kahverengiydi diye. Evet. Yani ikisi de kahverengi neden tercih ettin? Hani birini de açık renk tercih edebilirdin. Biri krem gelecekti. Fabrikadan böyle gelmiş. Onu da tekrar siparişi verildi. Bu gidecek, diğeri gelecek. Peki fiyatları neydi koltukların? Koltuklar yeni alındı 23 bin TL. 23 bin TL. Biraz yüksek. Nasıl? Söyledik. Ama şimdi fiyatlar hep öyle. Şu an 40 bin TL bu koltuğun değeri. Evet. Ben yılbaşından önce aldığım için 23 bin TL. Bir de fon perdelerin rengini biraz hani konuşmak istiyorum. Evet. Bana biraz bu odayla uymamış gibi geldi. Alakasız mı? Evet. Bir renk, renkler o biraz kadife. Evet. Bu nubuk o kadife. Evet. Evet, onu bir tık daha açık bekliyordum ben mağazada baktığım İnternetten zaman. İnternetten mi, görerek yok, mi? Yok, görerek aldım. Mağazada Kartel baktığım adam. Zaman açık gözüküyordu. Eve geldiğinde koyu geldi. Hı hı. Evet, nubuk değil kadife seçtim. Çünkü daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Hmm. Kullanış daha bakımından bilemeyiz duruyor. Ama görsel bakımdan uymamış. Bir de şurada ben fondü mü deniyor onun şeyini görüyorum. Fondü değil. Tütsü o da. Buhardanlık pardon. O da mı buhardanlık? Buhardanlık. Ateşi yaktığın zaman üzerinde yağı var. Bende çok de var. Çok güzel koku veriyor. Evet. Ben onu şey zannettim. İkisinden de bende var. Etiyorlar. O fondü için bir tık küçük. Anladım. Evet, o biraz daha büyük üstüne oluyor. Üstüne koyuyorlar falan. Cansu. Şey üstüne bin de götüreyim seni. Üstüne ben binmeyeyim de bunları koyalım götürelim bence biz. Tekerlekler harika aynen, değil mi? Aynen bu ipi falan var mı böyle? Biz bunu alsak böyle at arabası. Gitsek. Aşkım. Ay elimin atını buraya getirecektik biz. Evet. Elimin atını şuraya dikip arkasına binip buradan mutfağa. Dık dık dık. Aynen. Aşkım bu akıllı masardan hem dur bakayım gidiyor mu? Dış ses kaldırıyor. Bakayım mı ben buna gidiyor mu? Kaldır bakalım. Dur bir bakayım. Akıllı gel. Masa. Gel bakalım gidiyor mu? Akıllı masa derken? Akıllı ne mı? Kadar akıllı ne mesela? Kadar akıllı açılıyor mu bu böyle?
Bu gitmiyor da bozulmuş bunun tekerleği. Demek ki giden bir model değilmiş. Zorlamayalım. Sen şeyini göstersene. Nasıl olması oluyor. Şöyle, aynen. O tarafta arkadaşım rica etsem tuşu var. Öyle yukarıya kalkıyor. Şey, ama örtü var, üşü var. Şey, yok direkt yukarıya kalkıyor. Bir de bu içerisinde oyun konsolu var. Aa. Basıyorum evet. Basıyorum bu akıllı değil bence. Olmuyor. Demek ki yapamadın arkadaşım. Bu biraz hemen geriden kalmış. Hemen şöyle yardımcı olayım. Kalkıyor. Aha. Ve oyun oynamak sen istediğimizde... Sen basıyorsun ama. Evet. Alttan bir şeyler çıktı. Bu enteresanmış. Biz eşimle beraber canımı sıkıldığında burada oyun oynuyoruz. Dedemin evinde de bundan var ama... Kaç sene önce? Okey şeyi yok. Şeyi yok. Okey değil canım, tavla. Aynen, tavlası yok. Damat. O zaman ben bir kaç sene önce? İki sene önce almıştı herhalde. İki sene önce. Böyle kapatayım hemen. Ay, bir de bisiklet kısmıyor. Anladım. Üst komşu sık açıyor musunuz bunu? Evet Aslı Hanım. Eşim evde olduğu sürece açıyoruz. 90'lar odamıza gidiyoruz. Kaça aldınız peki bu sehpayı? Bu biz 2500 aldık. Şu an fiyatı 5000 TL. Ünitelerden falan ayrı mı alındı? 5000 TL. Şu an fiyatı 5000 TL. Bu 5000 TL mi? Evet. Ben 2500 TL'ye aldım. Zigonları? Bunlar 750 TL. 750 TL. Evet hanımlar, yemek masası ve sandalyelerini, avizesini nasıl buldunuz Meltem? Avizesini ben beğendim. Sen ne diyorsun Meltemciğim? Aslında ben şöyle söylemek istiyorum. Dışarıda o kadar eğlendik. Ben yeni içeri girdim. Bir darlandım. Bir darlandım. Niye? Yine beni bir boğdular. Dışarı bir açamıyorsunuz. Onu açamıyorsunuz. İşte neyse benim evime geldiğinizde böyle açılacaksınız bayağı. Çok merak ediyorum. Dün mezardaydık ya, bugün çıktık, ferahlaman lazım hayatım. Yok canım, yine darlandım. Ben bu tip şeyleri çok severim. Ama burada ahşap, gold şey televizyon ünitesi de neresi iki tane var? Koymuşsun. Yani bunlar gold ya arkadaşım. Şunlar hani gold. Şurada gold da gold objeler var. Yani ahşap kahverengi bana yine böyle karmaşık ve yoğun gelmiş. Koyabilirdim araya, ekleyebilirdim. Yani tek renk olabilirdi ya. Mesela kahverengi koyabilirdin ya da krem koyabilirdin şu tarzda. Hayatım, bunlar çeyizi. Mesela televizyonun ya. Altına iki tane değil de bir tane koyabilirdin. İki o tane mendil var. Zaten ünitem çok uzun olduğu için iki tane yani kullanmayı tercih ettim. Yani ben boğuldum yani. Bir de koltukların da koyu. Ben sadece tüllünü çok beğendim Aslan'ın. Böyle düz tülleri evet. Ben çok beğeniyorum. Evet. Teşekkür ederim. Yani, çok rahat oluyor kullanımda. Evet, arkadaşlarım da söyledi. Ben de beğenmemişti bu arada. Aynısı. Bu sanki bir tık simlisi, seninki bir tık matıydı galiba. Aynı seninki aa, benim evimde var. Ben keten de gibi. Var, bundan da var. Arkadaşımı sürekli tekrarlıyorum ama ben tüllerine hiçbir laf etmedim. Sadece fonlarını ve avizeleri için demiştim ki Cansu Hanım'a. Ben size söyleyeyim tekrardan. Söyle. Kampanya gibi hepsini aynı yerden almışsınız gibi demiştim. Yine tekrar size söyleyeyim. Tüllerinizi ve halınızı çok beğendim. Bence bu odaya tam tamına böyle düz renk halınız çok hoş olmuş. Halının sadece fiyatı... yani eşyalar, yani bu ahşap, onlar kahverengi beni boğdu. Halının bu fiyatını kadar. Tamam, beğenmedi arkadaş. Kısaca anladık. Evet, halının fiyatını bir dakika. Yani halının bir fiyatını söylesin. Bir dakika. Tamam da konuşuyor duruyor. Ne oldu Meltem? Aslan sürekli konuşacak. Ben yani geldim biz niye gelmişiz ben anlamadım. Ben sürekli bak hala konuşuyor. Aslan'ım bana söz verdi. Arkadaşım bir sus. Evet, bir tabii. Sus lütfen yani. Sus da. Ama neyse arkadaş kaç yaşındaydın? Aslan'ım ben evet, susturamamışlar. 5 günde biz tamam, asla susturamayız zaten. Bir ben bir rica edeyim bir susalım. Bu evet. Oku birbirinize mi atıyorsunuz eşinizle? Yok, ne yapıyorsunuz? Bunu beni soracaktın sen. Evet. Evet buraya neden nedir? Yani benim bu tarz olmuş. Değişik şeyleri sevdiğimi bildiği için. Bu tarafın evet. Bohem, bu tarafın gold. Buradan ayrı bir oda gibi ortadan ikiye bölünmüş. Şurası farklı dünya, orası farklı dünya gibi. Burada halay çekiyorlar, burada roman oynuyorlar. Saatte oda salona uygun değil bence sadece. Seni gidin seni. Biraz önce dedin ki eşimle dedin burada oynuyoruz, 90'lar odamıza da çıkıyoruz dedin. 90'lar evet. Odası ne? Benim nostalji hobim var. O yüzden bir tane odamı 90'lar odası yaptım Aslı Hanım. İsterseniz gidip bakalım. Ciddi misin? Evet. Hanımlar şöyle bir şey yapalım mı? Siz buradan mutfağa geçin çünkü mutfağın açısı bir dar. Bir şöyle bir mutfağı bir inceleyin. Olur Aslı Hanım. Salonda buluşalım. Olur. Ben 90'lar odasını bir göreyim. Salonda buluşalım. Tamam. Hadi buyurun. Eşyalar kasvetli. Duvarda oklar var. Dartı çıkarttı. Biz oyun evine mi geldik? Gelin evine mi geldik? Belli değil. Ay ne güzelmiş burası böyle. Ay, teşekkür ederim Aslı Hanım. Hobi odam burası. Evet. Kendim olsa soba bile kurmayı düşünüyorum. Ay ne kadar güzel. Çocuğuma nerede yakacağım? Şey
Bakar mısınız? Of of of. Aslanım ben evimin parçalarını eksiklerini topluyorum burada. Ne yapıyorsun? Tel kırma nasıl yapılır? Vallahi bize gösterirseniz acayip mutlu oluruz. Şurada hafif biraz bırakıyoruz. Bıraktınız. İçine kıvırıp. Aa, kıvırdı bakın. Ya buna inanamıyorum ya. Bunun servis gereçlerinin içinde ne işi var? Aslında beni hep güldürüyor bu kız ya. Ha, sen puanla görürsün diye. Hayal kırıklığı soruyorum aslanım. Yine gülmek istiyorum ama. Az sonra. Merve Gelin'in 90'lar konseptinde düzenlediği odası çatı katında olduğundan tavanı açılı. Zamanda yolculuğa çıktığımız odada bir yanda dikiş makinesi ve alüminyum demlikler, diğer yanda ahşap detaylı şönil kadife bir oturma grubu görüyoruz. Gümüşlüğe yerleştirilen su ve zemzem takımları görülmeye değer. Odada farklı dönemlere ait eşyalar, çantalı pikap ve plaklarla nostaljik bir dekorasyona imza atılmış. Ay ne güzelmiş burası böyle. Ay, teşekkür ederim aslanım. Hobi odam burası. Evet. Aa, oturalım mı? Ha, evet, oturalım. Peki. Biraz alçak kafam burada. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Böyle 90'lar hatta 80'lerden şeyler görüyorum evet. ben. Evet, koltuklar annemin koltukları. Ben bunlarda büyüdüm. Bu koltuklarda büyüdüğün evet. için evlendim evet. ve taşıdım buraya evet. da getirdin. İstiyorum ki aslanım çocuklarım da bu sıcak ortamı görsünler. Ay canım benim. Aslında kendi evim olsa burası kira. Evet. Kendi evim olsa soba bile kurmayı düşünüyorum. Ay ne kadar güzel. Çocuğuma nerede yapacağım? Bir şey söyleyeceğim. Şurada kazan var, kazanı yak. Olabilir aslında, kendine pişiririz orada. Yok artık o kadar değil. Kazanda hani öyle su kaynatıp öyle evet. yıkarlarmış ya çocuklarını. Evet. O kazan nereden kaldı sana? O dedemlerden kaldı. Bayağı eski çünkü. Evet. Hatta onu temizleyeceklerdi, ben temizlemelerine izin vermedim. Eski. Öyle doğal dursun evet, dedi. Evet, doğal dursun istedim. Bak ondan sehpa da yapıyorlar biliyor musun? Üzerine evet. cam kestirebilirsin evet. mesela. Sehpa olarak kullanabilirsin. Evet, halı da çok eski, anneannemde evet. vardı bu halıdan. Bu da annemin teyzesinin Isparta halısı. Evet, Isparta halısı. El halısı bu da. El halısı, evet. Ay canım benim. Artık bu vitrinler bazı evlerde yine görüyoruz ama... Evet, bunu kalmadı internet pek. Sitesinde koltuğuma uygun buldum. Hatta farklı bir şehirden getirttirdim bunu. Gümüşlük deniyordu buna. Evet, gümüşlük. Kaça aldın bunu? Sadece bu bir de bunun teklisini 500 liraya aldım. Yol parası da 500 lira tutup toplamda 1000 liraya aldım. Allah Allah nasıl enteresan bir şeye merak sarmışsın evet. sen ya. İçindekiler kesme bardaklar. Kesme bardaklar. Osmanlı tabakları. Annemin yine orada bir şey var. Annenin çeyizinden mi? Yok onlar benim. Ha senin çeyizinden. Evet. Çok benim. Güzel. Şu taraf daha enteresan. Dedenin bavulu aslanım. Dedenin bavulu. Evet. Ahşap. Evet, ahşap Ay bavulu. Canına. Bu kaç yıllıktır biliyor musun sen? Çok. Bu bence 70'lere git, 60'lara git evet. yani. Şey şurada ne var? Bu eşimin bana hediyesi. Ne bu? Benim çocuk gelinlik fotoğrafımı almış, bebekken çekildiğim. Aa. Sonra bu kendi tarihler. Doğum günü. Bu benim ne? Doğum günüm. Bu da bana yazdı not. Bunu eşin hazırladı. Hı-hı. Notu okusana bize. Hazırlayayım. Zamanı geri alamam ama sana çocukluğuna ait bir parça mutluluk verebilirim. Mutlu olmak sana yakışır, mutlu olmaksa bana. Doğum günün kutlu olsun bal. Ay canım benim. Nasıl yine mutlu oldun? Yine ağlayasın geldi. Ya kıyamam o kadar, sana. Bunu bana hediye ettiğinde de çok ağlamıştım. Ah canım. Belki çok hani uygun gözüküyor ama çok Hayır, güzeldi. Hayır bu çok maneviyatı evet, olan bir şey. Bunu güzel. Yapıp hazırlayıp düşünmesi çok güzel. Sen çünkü bu tip şeylere önem veren bir evet. Gelinsin. Ay buradan kasetler görüyorum. Artık evet. kaset kalmadı. O dönemin CD bile bitti. Evet. Orada pullar var. Burada bakıyorum plak var. Yanında lambader var. Evet. Bu tığıyla örülmüş bir şey galiba. Evet aslanım. Kim onu yaptı onu? Sakarya'dan hazır aldık. Eşim onu görünce çok beğenmiş. Odaya da uyacağını düşünüp almış. Aa, çok tatlı Yanında ya. Plak var aslanım. Canımız sıkıldığı zaman eşimizle beraber alıyoruz kahvemizi elimize. Heh. Buraya oturuyoruz. Plağımızı da açıyoruz. Nostalji. Ay çok, çok da güzel. Çalışıyor mu şu anda? Çalışıyor. Olmazsa onu bir açarız ama onun öncesinde orada dikiş makinesi görüyorum ki inanılmaz evet. eski bir dikiş Anneannemle, makinesi. Pardon babaannemlerin evinden geldi. Çaydanlık Hatta var. Orada gördüyseniz bir kahve fincanı var. Evet gördüm. Anneannemin çeyizinden. Ne diyorsun? Hatta deprem senesi onun parçaları kırıldı. Toplamda 4 bardak, 6 tane ah, 6 canım. Vardı. Annem ikiye böldü, kız kardeşimle bana. Ne güzel böyle şeyleri değer veren o kadar az kişi kaldı ki senin böyle şeyleri değer vermen açıkçası çok hoşuma gitti bir tane. Teşekkür ederim. Şimdi geçelim istersen biz de.
Hem şuradan bir müzik sesi ver. Biz de o müzik tamam. sesiyle çıkalım şuradan. Hadi bakalım. Merve Gelin'in mutfağı metrekare olarak küçük olmasına rağmen boğucu değil. Küçük mutfaklarda beyaz dolap kapağı kullanmak doğru bir karar. Aynı şekilde ara fayanslarla tezgahında açık renk olması mutfağın geniş görünmesini sağlamış. Tam boy kırık beyaz tüller mutfağa yakışmış. Son olarak spiral led avizenin şık olsa da yemek masası üzeri için daha uygun bir model olduğunu belirtelim ve sözü gelinlerimize bırakalım. Neyse. O ne yani? Bembeyaz. Başka hiçbir şey yok. Koymuş oraya mosmor kepçeleri. Tövbe yarabbim. Bembeyaz. Mor. Siyah. Mor, siyah. Beyaz. Başka da bir şey göremiyorum. Mutfağının sadece dolaplarını beğendim. Onun dışındaki oradaki kombinasyon 0-0-0'dı. Mutfağı da çok karışıktı. O objeler bir sürü her yerde obje vardı. Evet hanımlar, bu evden gitmeden mutlaka 90'lar 80'ler hatta odasına girin. Bir kahve için şöyle bir zamanda yolculuk yapın. Evet. O daktilolar, kasetler, sandıklar, efendim çaydanlıklar, eski plaklar. Hakikaten çok böyle nostaljik. Çocukluğunun geçtiği işte büyüdüğü koltuklar, halılar vesaireler. Çok tatlış. Gerçekten çok enteresan bir hobisi var. Evet. Orayı bir görürsünüz olmadı. İnşallah gösteririm. Ama önce ne yapıyorsunuz? Mutfağı son, yorumluyorsunuz. Evet. Benim içeri girer girmez avize dikkatimi çekti. Hı hı. Avize bence mutfak avizesi gibi değildi. Daha böyle salon avizesi gibi geldi bana. Halın çok basit kalmıştı. Açıları kapanır masayı mantıklı buldum. Ama daha güzel bir şey de olabilirdi. Biblolar çok fazlaydı bence duvardaki. Bir de mor hiç uymamış kaşıklık setin oraya. Bu şekilde. Ben şöyle söyleyeyim, duvarlarım kaldırmıyor. Kaldırmadığı için de güzel bir masa koyamadım oraya. En hafifi neyse onu almak durumunda kaldım. Avize demiştiniz. Avizede ben daha önceden fabrikada çalıştığım için çok fazla ışık altında kalıyordum. Yemek yaparken de görme sıkıntısı yaşıyordum. O yüzden daha aydınlık yaptığı için daha büyük, daha aydınlık bir avize seçtim. Uymuyor ama en azından benim konforum açısından daha güzel oldu oraya. Halı derseniz halı, makineye asılabilir halı. Basit ama ondan onun tarzında 2-3 tane halım var. Sürekli değiştiriyorum. Devamlı kirlendikçe makineye atıyorum, diğerini koyuyorum. O yüzden basit bir halı tercih ettim. Evet. Makineye atamayacağım, direkt sürekli halı yıkamaya vereceğim, masraf yapacağım bir halı istemedim. İstemedin. Peki şu ışıkla ilgili bir şey soracağım. Hani damlambazın yok mu? Var. Onun ışığı yok mu peki? Evet. Böyle velev olduğu yeterli için... Yeterli oluyor çoğu zaman. Velev olduğu için alta ışık veriyor. Evet. Ben yine... göremiyorsun. Yani... Oraya olmadı bir elektrik tesisatıyla şey yapabilirsin ablacığım. Evet, LED yaktırabilirsin. Aslında yani. Konfor bakımından çok çalışmışsın. Böyle her şeyi çok konforlu istiyorsun, ekonomik istiyorsun. Ama maalesef evinde tamamlayamamışsın bundan dolayı. Ben tamamladığımı düşünüyorum. O sen öyle düşünüyorsundur, evet. Senin fikrin ama benim fikrimce yani ben yorum yapacak olursam halını uyduramadım. O mor kepçelik servis kaşıkları o kesinlikle evet. Oraya bence. Bana göre olmamış. Bana hediye gelmişti. Eşim de oraya yapıştırmış onu. Daha sonra siz geleceğiniz zaman sökmek istemedim çünkü boyalar... İskalıyor. Daha sonra sökmek istedim aslında. Çerçevelerim yetişmedi. Hmm. Yetişmeyince de söküp orada kötü bir görüntü olsun istemedim. Yani farkındasın uymadığın. Evet uymadığın farkındayım ama sökemedim. Yapabilecek bir şey yok şu an. Bir şey vardı orada. Kahve bardağı gibi bir şey bilerek mi koydun siyah? Kahve, evet, kuru kafa.
Evet. Elif Hanım siyahı çok seviyor ya, ben de siyah kuru kafa koydum ama kendisi gelemedi. Anladım. Onu da alt kafası gördüm. Evet, onu da alt kafası gördüm. Ben de sen kuru bir mesaj vermek istemişsin evet, kendine. Ama Elif Hanım olmadığı için evet, kaldırabiliriz onu. Elif'e hemen fotoğrafını gönderirsen hiç merak etme. Özellikle not verir. Tamam. Şöyle, burada ne kadar daraldıysam orada biraz ferahladım. Bembeyazdı yani. Dünkü şeye benzedi bu, mork şeyine benzedi. Ondan sonra... Bembeyazdı. Ben dolapların kuplarını hiç beğenemedim. Hmm. Ondan sonra bir de şey koymuş, raf koymuştu. Onlar da bence balkona daha çok yakışır. Ben olsam balkonumda kullanırdım. Artı bir. Bir de beyaz eşyaların, beyaz fırının neden siyahtı? Biz tabii evlenmeden önce aldığımız için bu mobilyaları. Öyle. O yüzden yani bayağı kar etmişsiniz evet, evlenmeden çok, önce. Gerçekten çok kar ettik. Ben, akıllılık yaptım ben öyle. Ben halıyı da uygun bulamadım arkadaşımın evet, dediği gibi. Aslı Hanım. Efendim siz? Ocak beyaz cam ama fırın inox ve siyah kombinli. Camı ha, siyah, camı aslında. Evet. Cam. Olmamış mı ya? Genel olarak olmamış zaten aslanım, çoğu fırının camı uzun siyah. Uzun ince aynen, bir yoldayız. Gidiyoruz gündüz gece. Yani. Ama cam, senin beyaz eşyanın camı ne renk? Yani fırının. Benim evime geldiğinde görürsün. Genelde siyah oluyor aslında. Ben evet, hiç beyaz görmedim. O kadar evet, şifreli konuşuyor ki Allah'ım sarayda yaşıyor herhalde. Ben çok merak ediyorum. Ben sarayda söylemedim. Kendini şey böyle mi, önyargılı şey yapmasam bence. Kendimi bayağı önyargılısın da. Ben kendimi önyargılı şey yapmıyorum. Yok lütfen. O atlaması olur mu? Çağla Hanımcığım. Tamam sen bence yorumuna devam et. Yok benim evet, yorumum bitti. Bitti zaten mi? Bayağı arkadaşımız anlattı. Hadi Çağla'cığım. Sendeyiz. Aslı Hanım ben yine elektrikli ev aletlerine takıldım. Renklerinin uyumsuzluğunu sormak istiyorum. Neden pembe? Çünkü evlenmeden önce aldım. Yani sonuçta evlenmeden önce alınıyor. Evini bilmiyorsun nasıl olacağını. Tabii ben kirada oturuyorum. Dolapların beyaz, kulplarının siyah olacağını bilmediğim için hoşuma gitti o an. Gördüm mağazada, aldım, getirdim. Baktım siyah, pembe, beyaz dün üç renk diyordu ya, benim de üç renk oldu. Çok da memnunum. Ha, güzel. Ben burada gelinlere bir feedback vermek istiyorum. Ne? Feedback. Geri bildirim yani Türkçesi. Evet. Elektrikli ev aleti almaya geldiklerinde özellikle evet, işte böyle o cahil böyle hani böyle her şeyin renkli olduğu dönemleri seviyoruz ya biz. Renk renk seçiyorlar sonra çok pişman oluyorlar aslanım. Düğün zamanı koşa koşa mağazaya geliyorlar. Çağla Hanım biz bunu değiştirebilir miyiz? Hani rengi çok pembe. O yüzden tavsiyem siyah böyle gri o tonlar seçmeleri her şeyi. Çünkü genel olarak Türklerin mutfağı beyaz aslanım. Evet. Beyaz, siyah, kahverengi, gri vesaire. Aslanım. Yani pembe mutfağda pembe ev aleti zaten olmaz. Olmaz ki. Yani. Ama hani bembeyaz tarzı, atıyorum. Bembeyaz bir mutfakta pembe şık durabilir. Evet başka ama objelerle de. Merve Hanım'ın pembe... Çok pembe değildi. Rose gold bu arada evet, pembe değil. Rose gold air frey vardı orada. O da siyahtı. Evet onlar da birazcık yan yana kalabalık yapmış. Hani evet, sadece... Elektrikli çay makinem olmasaydı yani orada olsaydı hatta eğer tek başına veya işte kahve sadece fritözün olsaydı hoş dururdu. Ama üçü de aynı yan yana olduğu için ya da aynı renkte duruyor. Set olarak evet, aldım. Tost makinesi de vardı onu oraya koymadım ama size çay yapacağım için kahve ikram edeceğim için okay, yan tamam, yana bulundurmak istedim. Çünkü lazım, dolaba kaldıracaktım. Normalde kullanmıyorsun ama. Yok normalde yani, dolapta duruyor ama size ikram edeceğim. Sürekli uğraşmak istemedim biliyorsun anladım, çok yorucu. Ben yok renk uyumsuzluğundan bahsettim sadece. Ben bir de size bir şey hatırlatmak istiyorum. Çekmecemi unuttunuz herhalde. Unutmadım ben asla unutmadım onu. O zaman ben şimdiden söyleyeyim size çekmecemi. Tabii ustalar yaparken arkayı çekmecenin arkasını bir tık daha kısa yapıyorlar. Bu çekmeceyi yapan usta kısa yapmamış. Oradaki bora da ona denk geldiği için kapanmıyor. Onu kestirecektim. Ev sahibi de şu an kestirme dedi. Hmm. Ben de kestiremedim. O yüzden orası o, öyle. Ama onun sana sıkıntı yaratabilir. Çünkü dışarıda kalıyor, çarpabilir, eli çarpabilir. Büyük olasılık ben kendime ev aldıktan sonra kendisi buraya gelecek. Kestirme öyle dedi. Mi? Evet. Hmm. Burayı öyle mi kullanacak? Onu kendine sormak lazım, bilmiyorum. Buradan ev sahibine sesleniyorum. O çekmeceyi siz de öyle kullanamayacaksınız belki zaten. Belki mutfak dolabını değiştirecektir. Kıyamıyor herhalde. Çekmecenin yarısını saklayacak. Ya da daha sonra yaptıracak herhalde. Kendine masraf olsun bence, da istemiyor olabilir, bilmiyorum. Hmm. Çünkü elektriklerimde sıkıntı vardı. Ev sahibimiz çok iyi birisi.
hemen geldi, hı-hı, yaptırdı. Belki daha sonraki aylarda düşünüyordur. Hani kendine masraf olmasın diye. Hı-hı. Olabilir. Çünkü ev sahibi bir bildiği diyorsunuz. Vardır bildiği, çünkü ben onu seviyorum gerçekten. Çok ne güzel. Anlayışlı bir ev sahibi. Ne güzel. Ev sahibini sevmen, evet, o çok iyi bir şey ya. Evet. Aynen. Çok tatlı. Bu devirde şey çok zor. Merve Hanım, beyaz eşyalarının ücreti nedir acaba? 4 sene önce 8,5 milyara aldım. 8500 TL. Ben aldığım fiyattan söylüyorum galiba. Eşim de almış beyaz eşya. O da aynı fiyattan almış ve farklı markanın ürünlerini almış. Aynen. Güzel fiyat. Evet. Teşekkür ederim. Avizeyi söyleyeyim. Onu da 850 TL'ye aldım. Halı? Halıyı sanırsam 300 TL ama 3 tane halı olduğuna göre 900 TL bir ücreti oldu. Mutfağımın 3 tane halısı var. Çünkü değişik kullanıyorsun. Evet, sürekli değişti. Fiyatlar gayet. Evet, o küçük ev aletlerini kaça almış acaba? 1000 TL dörtlü takım kampanyadaydı. Şaka hemen yapıyorsun. Aldım. Vallahi mor civert bile olsa al onu. Bence yani. De. 1000 TL ise. Bütçesine göre ise. Ya bence de bırak rengi takılır mı insan? Yani bu. Bir de alır almaz hemen kontrol ettim. Çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Daha sonra kullanacaklar için, çeyize koyacaklar için tabii, bozuk çıkabiliyor. Tabii ben hemen kontrol ettim. Daha akıllıca sonra pakete, evet, koydum garantiyle beraber. Akıllıca. Aynen öyle. Hemen alır almaz kontrol edin. Çeyizinize kaldırıyorsunuz. Belki bir sene, belki iki sene kalacak. Ben de öyle kontrol yaptım. Kontrol etmek çok mantıklı. Ben kaç sene önce aldım demiştin? Onu tam iki sene önce aldım. Garantisi şimdi bitti o zaman. Sıkıntı değil. Zaten 1000 TL'ye aldım. Yenisini alırım. Hadi. Bir şey de çıkmamış. Sağlam çıkmış hepsi, aynen, de şansına. Zaten bakmış. Aynen baktım. Hadi bakalım. Güle güle kullan. Ben mutfağını da beğenemedim. Bence normal bir mutfaktı. Halısı da birazcık kalitesizdi. Beğenemedim. Avizesi de zaten oraya hiç olmamıştı bence. Ben sevmedim. 2 aylık çiçeği burnunda gelinimiz çeyizini yatak odasına sermiş. Canlı renkleriyle göz alan kaneviçe işlemeli salon takımı, boncuk ve pullarla bezenen örtü, iri çiçekleriyle dikkat çeken kurdele işi bohça ve boncukla pul işlemeli masa örtüsü gelinimizin çeyizinden parçalar. 2 aylık gelinimiz Merve gelinin çeyizlerini serdik ve Merve'nin bize bir sürprizi var. Annesi Nuran Hanım da bizimle birlikte. Evet. Çeyizleri yorumlayacak, anlatacak çünkü sizin galiba burada çok emeğiniz varmış. %90'ı evet. Öyle mi? Ay evet. Bir kız evladı olunca insanın, evet, bir de böyle maharetli annesi olunca sırtı yere gelmese. Rabbime şükürler olsun. Bu nedir? Gerçekten. Bu nasıl bir çeyizdir? Konuşamıyorum, dilim tutuldu. Ne diyorsunuz hanımlar? Çok güzel, gerçekten dolu dolu. Buradaki gözümüz en doldu. Favori parçayı soralım mı? Bence de soralım Aslı. Nuran Hanım'a mı soralım? Merve'ye mi soralım? Benim için hepsi Aslı Hanım. Ben biliyorsunuz ki bu tarz şeyleri seviyorum. Biz aldık. Aldınız hatta mı? Hatta burada çok fazla çeyiz olduğunu düşünüyoruz. Ne yapıyorsun? Alıp gidiyoruz. Çeyizler gidiyor senin bakalım. Benim olsun. Fazla var burada biraz. Cansu'nun da azdı. Aslında fikir takımı da verebilirim. Sende yoktu galiba. Ay hiç yok demem valla. Ver bakayım hangisini vereceksin? Seç beğendim. Bunları kendim. Yastığı alayım. Benim evime uyuyor. Bak tabloyu da alayım da belki kullanırım yine. Vah vah vah. Tablo verin siz. Seninle sahip çık. Çeyizler gidiyor. Bak ben sana söyleyeyim. Bu bende aynı boyda. Ben bunu taşıyamam da. Bunları ben alayım. Bu neymiş? Klozet kapağı canım. Şöyle. Allah Allah. Kapak olsun. Klozet. Çok süslü değil mi? Bunu evet, kim yaptı? Bunu üstüne oturmuyoruz değil mi? Evet. Ay klozet kapağına çeyizden efendim dantelli, fistolu, payetli bir şeyler dikilmiş. Bu da... Ben bunu ayağımı basamam aslında. Bu da ancak üstüne etek yaparsın koydum, sen. Pas pasmış o. Kullandın mı sen bunu daha? Yeni gelin. Bir kere kullandım, ondan sonra hemen yıkadım buraya. Aslı iyi yapmışsın. Tuvalette kına gecesi yapacak gibi değil mi? Vallahi baksanıza etek olur ayağımdan. Yaradım gözüm yaşardı. İnsan buna dediği gibi basmaya kıyamaz. Aslanım ben evimin parçalarını, eksiklerini topluyorum burada. Ne yapıyorsun? Bunlar da yastık kılıfı. Ay valla bunlar da çok güzelmiş. Hakikaten güzel. Durun bir rahat durun da bakalım tamam bari. Tamam böyle şu seriyim, etek yaparsın bunu da al. Dur şunları merak ettim ben. Bunlar nedir Nuran Hanımcığım size bunlar soralım. Bunlar örgü. Örgü. Takımı, evet, salon takımı. Salon takımı. Salon takımı. Dur salon takımı bakalım. Bülent'inle birlikte. Aslında kıyafetinize de uydu. Ay, evet. Onu da siz alın bence. Ben de şöyle mi yapayım? Evet. Ay kırlentleri hangisi? Onlar ha şunlar aldı bir tanesini. Nerede? Gelin çantana mı koydun? Şurada koydum. Şurada sakladın. Kırlentleriyle birlikte. Valiz getirelim yani, dedim değil mi? Valiz. Aslanım burada da yatak örtüsü var hem de eşlemesi. Bunu ne kadar zamanda yaptınız? Bu benim 4 günümü aldı. 4 gün mü?
Bayağı maşallah. Güzel. Ne kadar sevimsinim aldı. Ne kadar hızlı yapıyorsunuz. Aslında bakın evet. Bu yatak örtüsü. Bu da yatak örtüsüymüş kızlar. O tanışın. Uzun bir zamanımı aldı. Bu ne? Onu bir açalım size yardım tabii, ederseniz tabii. Şöyle. Bu başlı başına... Ay ben de onu şey yapacaktım. Elindeki çok güzel. Ben de gelin yani. Baktıktan sonra. Evet. Bizim yarışmamıza katılır mısın gelincim? Bakar mısın yani? Yani başlı başına bir birey bu ya. Evet. Ha? Kıyafet üstü. Bu kurdele eşi mi oluyor? Kurdele eşi. Aa evet, Elif'in kafasındaki şeye gibi aynı önündeki. Evet Elif'in değil mi? Elif'in sormuştum ben çok orijinal. Bu ne kadar zamanınızı aldı? Bu uzun bir zaman aldı. 9 ay gibi bir 9 süre. Ay. Evet, kurs süresince bunu yaptım. Şimdi burada en meşakkatli olan çalışma hangisi? Çünkü birkaç çalışma görüyoruz. Tohum işi epey tohum işi zorladı. Bu mu? Evet, tohum işi. Kurdale ile işlendi onlar da. Vay müthiş. Çiçekler tek tek yapıldı. Bayağı. Ya böyle bir şey satın almaya kalksak ne kadar Nurhan Hanım? Şu anda bir 8-9 milyar vardı. 8-9 bin TL. Evet. Bayağı yüksek. Bir de ağır. Orada da şeyleri var değil mi? Yastıkları mı var? Mı var? Kırlentleri. Evet. Burada bir gösterin isterseniz. Var. Aslanım. Halı mı var? Bu evet. Şey başka... Bu da halılı yatak örtüsü takımı. Halılı yatak örtüsü takımı. Evet. Allah Allah. Bu kırlentleri. Şimdi bir yere böyle koyalım da bir şey olmasın. Şöyle bir kenara kaldıralım dilerseniz. Hı-hı. Şöyle. Bunu geçelim. Hangi bakar mısınız? Of of of. Bu ne? Bu kırlenti yatak bayağı örtüsünün. Zahmetli. Evet. Bir de bunun halısı var. Şöyle bir dinlendirelim. Bunu da kendiniz güzel. Mi yaptınız? Bu ne? Uzak bakın ablacığım. Onu da bu yatak örtüsü takımı evet. Halısınla birlikte. Halısı bu kırlenti. Burada. Burada halısı var. Gösterelim mi? Altta mı kalmış çok halısı? Çok altta aslında. Üstte çok çeyiz var. Evet o da dümdüz tüyden oluşuyor herhalde. Tüy ve deriden aynı bu şekilde halı. Halı. Evet. Güzel farklı bir yatak değişik örtüsü. Bir çalışma olmuş. Deriyle bu peluşu. Kombinlemişsiniz, dikmişsiniz. Siz ne yapıyorsunuz orada? Bir şeyler beğeniyoruz. Mevlüt'e mi gidiyorsunuz? Merve bunları kullanıyor musun? Kullanıyorum. Çok güzel. Bunu da mı bunu siz yaptınız? Bunu da kenara koyalım. Uçları falan şu çok güzelmiş. Şu acaba Merve'nin bebeklik yastığı falan mı? Yok onu annem yaptı ama burada benim bebeklik örtüm var. Bu benim bebeklik örtüm. Çok güzel. Çok memnun olduk bebeklik örtünü gördüğümüzde. O hazır sadece ben içinde yattım. Annesi dikmiştir aslında. Bir şey söyleyeceğim. Daha dedim. Bunları görünce bunlara bakamadım. Kusura bakma çok gerçekten. Güzelmiş. Çok manevi tarafının evet. Çok güçlü olduğunu ben biliyorum ve gördüm az önce de. Ama yani şuna bakar mısınız? Bu da kurdele çok eşi. Çok nerede kurdele eşi. Şu neydi? Bu Brezilya tekniği. Brezilya hı-hı. Nakışı diyorlar kurdele değil mi? Kurdele nakışına Brezilya vay, tekniği. Vay vay. Çok tüm, güzel yapmış. Tüm ülkeler, devletler, milletler burada. Gerçekten bayağı çeyiz var. Aslanım efendim, bunlar da... Bu nedir? Masa bu, örtüsü. Masa Tesli örtüsü, mi? Sehpa. Pul işi sanırım. Esası boncuk. Arkada kaldı. Öyle mi? Burada bir şey görüyorum. Bu nedir? Kasnaklar görüyorum. Evet, arkadaşlarımızda sürpriz var. Öyle onlara mi? Da yaptırmak istiyoruz. Nedir bu? Tel kırma. Şununla aynı bir... şey sanırım. Biz de buna evet. Bakıyorduk deminden beri. Evet. Yapılmış hali. Yani bu yapılan. Lütfen. Evet. Şu an yapıyor onu. Daha bitmedi. Ha? Tel kırma nasıl yapılır? Vallahi bize gösterirseniz acayip mutlu oluruz. Tabii. Hadi o zaman. Tel kırmayı biliyoruz değerli izleyenler. Bakın böyle eşarplar, fulallar, masa örtüleri yapılıyor, çantalar yapılıyor. O tel kırmanın teli budur değil evet, mi? Evet telimiz bu. Evet. Şimdi gösteriyor Nurhan Hanım bize sağ olsun. Gelinlerimizi de hazırlamışlar. Çok naziksiniz. Şimdi şöyle... Alırken biz ne diyeceğiz? Tel kırma iğnesi istiyoruz evet, diyeceğiz. Tel bize kırma gümüş iğnesi. Yassı iğneyi verecekler. Evet, gümüş iğne veriyorlar. Tamam. En kullanışlı olan. Orada ipim biraz şey yaptı. Aha. Evet. Daire şeklinde sürekli çalışıyoruz. Ve sürekli bastıra bastıra evet, her bastıra. Seferinde. Kaç delik bırakıyoruz peki aralarında? Üç delik. Üç delik. Tamına üç delik olacak değil mi? Evet. Dördüncüyü yapacağız. Vay vay bir vay. Bir. Nasıl bak şeyimiz bak. Oldu. Ne oldu şimdi? Buna ne deniyor? Bu tel kırmanın yani motifleri çıkartıyor. Başlangıç noktası. Evet. Oluştu. Bunlarla oluşuyor. Sen de biliyor musun? Evet aslında birçok... Yaptığın var mı? Yok. Şey, yaptığım var tabii ki aslında. Birçok şeylerle ben yapıyorum. Ciddi misin? Evet. Bravo anne öğretti tabii. Evet. Evet. Şimdi izleyicilerimize de Nurhan Hanımcığım bir yakından gösterirseniz. Tabii. Seviniriz. Şöyle bir... Üç saydınız. Evet, üç tane. Şurada hafif biraz bırakıyoruz.
bıraktınız. İçine kıvırıp. Aa, kıvırdı bakın. Evet, bakın. İçine kıvırdı. Fazlalığı gördün mü Meltem sen? Telimiz kaymasın diye. Tel kaymasın. Evet. Hemen başlangıç noktasından sol tarafa doğru ortadan çapraz çıkıyoruz. Çapraz bir şekilde çıkıyoruz. Evet. Yine üstüne bastırıyoruz. Bastırıyoruz. Evet. Aslı Hanım. Karşıdan. Efendim ses. İsterseniz bugün puanınızı kaneviçe olarak değil de tel kırma olarak verin. Sabaha kadar anca herhalde yaparım. Anca veririm. Ben bunu yine karşıdan batıp en alttan çıkartıyoruz ve üst hiç göründüğü ondan gibi değil ama Aslı Hanım gerçekten. Bir deneyeyim mi ben de? Tabii buyurun. Şimdi. Ben deneyim kadar oldu. Şimdi bir dakika. Buradan mı başlıyorduk? Yukarıdan aşağı. Şuradan. Evet. Böyle bir, iki, üç saydık. Diğer şekilde tutarsanız böyle elinizi mi aşağı doğru iğnenin. Bakayım. Şu bir daha şekilde göreyim eli. Heh, böyle tamam tutacaksınız. Şimdi anladım. Şimdi böyle üç tane. Üç saydım. Şuradan yukarıdan geçirdim. Çıkardınız. Çıkardım. Ay hayatta da beceremem. Ay ay ay. Bence elinize çok yakıştı aslanım. Gerçek mi? Ama hayır, iğnenin altına diğer parmağınızı tutarsanız bir dakika daha rahat oluşur. Şu mu? Evet. Şimdi böyle ya. Aa, gitti. Tamam, boşluk bırakacaktım. Bakın siz de benim gibi yapabilirsiniz. O yüzden şöyle aldım. Üç tane saydım. Şimdi çıkardım. Tamam. Evet. Şimdi böyle aldım, esnetiyoruz. Bir parça bırakacağım. Evet, bir parça kaldı. Tamam, bıraktım. Evet, dibinden kırdım. Dipten bükeceksiniz yukarıyı. Dipten. Yukarıdaki ne? Yine çıktı ya ama kısa kalmış bu. Yapacağım, yapacağım, yapacağım. Şimdi dört tane olsa olmuyor mu? Yani illa üç tane olur mi olacak? Yapmam lazım çok hızlı bir şekilde. Dur. Şimdi böyle geldik, geldik, geldik. Yavaş yavaş. Yavaş. Hemen durduk. Kırın, kırın içi. Şuradan kırdık. Evet. İnsan kalbi değil, tel kırmayı kıralım aslanım. Güzel söz. İnsan kalbi kırmayalım, tel kırmamızı kırdık. Şimdi ne yapıyorum evet, sonra? Kırdık. En üstten sol çapraza. Canım, şimdi şuradan. Şey. Üst, ilk başladığınız noktadan sol çapraza. Şöyle ortadan mi? Evet. Şöyle yapıyoruz. Vay canına ya. Şuradan içeri doğru. Şuradan içeri. Şuradan evet. Hemen dibinden çıkacaksın şu ikinciden. İkinciden. Yok anam ben dibinden nerede? Çıkacaksın. Dibinden çıkacağız. Vay be. Hiç. Heh. Evet, çok yaptım. Güzel oldu aslanım. Bastıra bastıra. Öyle parmağınızla da bastırıyorsun. Şimdi nereden çıkacağım? Şimdi direkt karşısına batırıp dipten. Şu mu? Evet. Yok. Karşısı. Bunun karşısı. Bunun karşısı. Allah Allah. Böyle alttan mı? Hayır hayır. Yine buradan dipten. Wow, dibinden dipten çıkacaksınız. Şu dipten çıkacağım. Evet. Evet. Çıktığım kadar, çıktığım evet kadar artık. Evet. Neyse artık. O dairenin içinden de ipi geçirip evet. Allah diyor kolaylık versin gerçekten. Maşallah. Gerçekten sabır isteyen bir şey. Ben evet hiperaktifim. Hayatta bunlarla mümkünatı yok, yapamam. Ben böyle hızlı 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 şık şık şık. Ben ne güzel işliyorum. Ne güzel çıt 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 çıt. Bitiyor. Öyle şekilde. Bunun bu yeşilliği evet nedir? Aslı Hanım. Efendim hayatım. Bunu ütülemedim. İki gündür hı Merve bitmeyen işlerle çok dalga geçti. Çiçekler, kalemler, çizimler değil mi? Evet, evet. Buyurunuz. Evet, buna şöyle... Evet. Bunu bilerek mi bıraktın? Bir de bunda evet, da var. Evet, bunu bilerek bıraktım Aslı Hanım. Ha, bunda da var. Evet, ben bunu ütülemediğim için bu leke geçmedi. Biliyorsunuz bu kadar çeyizin içinden onu mu gördünüz? Evet. Ama karşımıza bunun da çıktı. İpleri bittiği için, şu an iplerini temin edemediğimiz için bu bitmedi. Elif iki yok, olsaydı... Ben de yapılmıştı. Olsaydı utanırdı yani bu kadar çeyizi görünce. Vay. Çeyizim var, çeyizim var. Vay vay. Onun da çeyizi güzeldi. Hepinizin çeyizi çok güzeldi ama kimsenin yani bu grubun böyle bir annesi yoktu yani. Anneye bir alkış alalım. Ben anneyi alıp gidiyorum. Biraz daha bu çeyiz bitmez. Tamam. Sabaha kadar bak bak bitmez. Siz yatak odasını yorumlayın. Hadi tamam, görüşürüz. Bay bay. Merve Gelin'in yatak odası ahşap mobilyalarla dekore edilmiş. Vizon rengi yatak başlığı sade ve şık. Sürgü kapaklı gardırobun büyük aynalı olması odaya derinlik katmış. Aynalı şifonyerin üzerindeki gold aksesuarlar dikkat çekici. Gelinimiz kuru çiçeklerin yanı sıra eşinin damatlığını da görücüye çıkarmış. Son olarak metal ve kristal kombinli aydınlatmanın odanın tarzına hitap etmediğini belirtelim ve sözü gelinlerimize bırakalım.
Şimdi öncelikle odam gerçekten ferah. Onu gördüm. Geniş bir oda. Ama odaya göre dolabını neden bu kadar küçük seçtin? Bunları eşim bizzat tanışmadan 2 sene önce yatırım olsun diye beğenmiş, almış. Bana sordu Merve kullanır mısın diye. Ben de senin zevkin, sen beğendiysen tamam dedim. Hayır, sen seçmedin bunları. Bunu seçmedim. Geldi, hoşuma da gitti. Ondan sonra değiştirme şeyine bulunmadım, zahmetinde bulunmadım. Burası zaten kendi evimiz değil, kira. Hı hı. Kendi evime geçersem odama uygun mobilya alacağım. Anladım. Beraber mi almış peki yatakları, başlıkları falan hepsini değil mi? Beraber almış. Mesela kaç yıl önce almış? Biz yaklaşık 2 seneden beri tanışıyoruz. Benden 2 sene önce aldığına göre 4 sene önce. Şimdi yatırım olsun diye yatak odası aldı. Yattınız, kullandınız ama şeyi geçti yani. Bir sıkıntı olduğunda ne yapacaksınız? Yani biraz saçma şöyle, geldi bana. Yok, o zamanında 4250 mobilyasını almış. Kurdurmuş. Kurdurmamış. Paketli kalmış. Paketli mağazada kalmış. Biz evlenirken direkt buraya geldi. Ama aslında bazı iş yerleri şöyle yapabiliyor. Sonuçta parasını ödemiş. Farklı bir modelle değiştirip başka bir şey seçebilirdi. Bize şöyle bir seçenek sundular. Dediler ki isterseniz farklı model de alabilirsiniz. Üzerine farkını vererek. Biz eşim beğendiği için ben kabul ettim. Direkt bu mobilya geldi. Senin peki zevkine uygun mu? Bizim eşimle tarzımız uyduğu için gayet güzel. Bence genç odasına benziyor. Ben girmek istiyorum. Ben beğenemedim. Benimkine çok yorum yaptın çünkü. Bence çeyizini çok beğendim ama yatak odasını kesinlikle beğenmedim. Hem küçük hem genç odasına benziyor. Hem de fonlarınla yatak odan hiç olmamış. Yatak odamı beğenmediler. Zaten onlar yatmıyor. Ben yatıyorum. Konforu beni ilgilendirir. O yüzden bir şey diyemiyorum onlara. Zaten burada sadece benim eşyalarım var. Sen zaten beğenmemişsin. Eşin beğenmiş zaten. Eşim, keşke sen beğenseydin. Eşimin zevklerimiz aynı olduğu için ben de beğendim. Yani hoşuma gitti. Eşimin de eşyaları diğer odada, çocuk odasında. O yüzden dolapla alakalı sıkıntı olmuyor. Yaşamıyoruz. Genç odası dedin. Komodin şifonyer. Çalışma masasına benzemiyor. Şifonyer ekstra alabilirsin, o problem değil. Ama mobilyayla aynı fark ettiyse. Olsun, ekstra da alabilirsin, o problem değil bence. Yatak odasına zaten hiçbir şey söylemiyorum. Keşke eşini bekleseymiş ve ona sorarak alsaymış. Çünkü küçücük ve aynı genç odası gibiydi. Ben hiç beğenmedim, hiç yani konuşmak bile istemiyorum onu. Sizin çocuk odası neden var bu arada? Biz 2 aylık evliyiz ama benim eşimin ailesi Sakarya'da oturuyor. Benim kardeşim de şehir dışında çalışıyor. Geldiği zaman rahatlıkla kalabilsin diye. Bir de ileriye yatırım olsun diye ben çocuk mobilyasını aldım. Şimdiden koydum. Gelen misafirlerim de yatıyor. Zaten fazladan da odam vardı. Kullanmış oldum. Ne kadar da yatırımlı. Ne kadar da yatırımlı bir çift. Bayağı yatırımlı. Bir de fon perden bu odaya hiç uygun değil. Bunu da mı sen tercih ettin? Bunu ben tercih ettim, evet. Yani fonunu hiç olmamış bence bu odayla. Bir de ben bir şey göstermek istiyorum. Çok özür dileyerek. Evet, kurdelle taktım. Kurdelleyle bağlamışsın. Evet. Ben saç lastiği sandım. Benimkine, benim çiçeğime, yatağın başındakine kutuya koy diyorlardı. Siyahlık kötü gözüküyor diyorlardı. Kendiniz lastikle bağlamışsınız. Lastik değil o kurdele. Bu halılar yatak senin zevkini de göremiyorum ben ama. Bir gün ben işten birazcık çıktım. Birazcık şöyle kenardan yatak örtüsünü de bir açalım. Krem. Bir gün işten çıktım, eve gelirken markete uğradım. Baktım ki fonlarımı uyuyor. Dedim ki hayatım hemen gel. Geldik, aldık, eve geldik. Çok da uyguna mal ettik. Belki marketten. De şu marketten 3 halı 500'e gelmedi. Fonları da 150-150-300 lira. Ben memnunum. Gereğin amacına hizmet ediyor. Benim için sıkıntı yok. Bence basit ama duruyor. Bence bir de ölçüsü küçük geldi bana buraya göre bence. Ölçüsü Merve Hanım. Aralara koydum. Kesinlikle yani. Yatağın altına mı serseydim? Peki ne kadar almıştın tüm mobilyanı? Yani almış eşin? Salon takımı ve yatak odası takımı 4250 yani. Bir de düğün salonu şeyine benziyor, avizesine benziyor. Evet. Ne özelliği sen var? Sen bilmiyorsun, müzik çalıyormuş o. Evet ve hemen gösteriyorum. Şuydu galiba kumandası. Rengi değişiyor. Sence bu avize buraya olmuş mu Merve? Şöyle deprem esnasında sallandığında ses çıkartıyor ve ben bunu gece lambası olarak kullanabiliyorum. Direkt kumandayla kapatıyorum, yatıyorum. Şarkısını da aç da oynayalım bari. Aynen. O zaman. Bence buranın avizesi olmamış Merve Hanım. Bu avize... Ben beğenemedim yani. Bu avize gelinin kız kardeşi avizesi. Bir de gri gold.
Ben grilik de göremedim Merve'nin. Kesinlikle yani. Taşları gördüyseniz mobilyaya uyuyor. Ay, dokunacaktım da dokunamadım. O sana dokundu canım. Hanımlar, yorumlarınız bitti mi? Bitti. O zaman bir an önce gidip yemek yiyelim mi? Bence yiyelim. Yiyelim. Merve Gelin'in sunum masası salata ve meze ağırlıklı ikramlarıyla hem leziz hem sağlıklı görünüyor. Çilekli tartolet, Meksika fasulyesi salatası, kısır, sıkma, kereviz salatası, havuç tarator, kuru domates salatası, yaprak sarması, içli köfte, Arnavut böreği ve kuru dolma masadaki lezzetlerden bazıları. Ne demişti gelinimiz? Bir çocuğu annesi yetiştirir demişti. Ben demişti Arnavut gibi hissediyorum kendimi ve ona layık bir masa hazırladım dedi. Evet aslanım. Bugün peki size... Arnavut böreği var mı? Orada uzakta kaldı çünkü. Hemen gösterelim. Çocuktan dolayı buraya sığdıramadık. Hemen gösterelim. Bir Arnavut'un olmazsa olmazıdır masasında Arnavut böreği değil pırasalı mi? Pırasalı Arnavut böreği. Ve pırasalı. Evet. Kim yaptı bunu? Annem yaptı. Ah ellerine bir sağlık. Arnavut'un elinden yemek istersiniz diye düşündüm. Çok tatlısın. Peki bir Arnavut kızı neler yaptı diyelim o halde? Neler yaptı? Kayınvalidem sarma yaptı. Annem yine içli köfte yaptı. Tamam. Ben bunları yaptım. Arkadaşım, bunlar ne? Bunlar. Onlar sıkma. Sıkma. Bu Doğu yöresine ait. Antep ve pardon şeyde daha evet. Çok. Fellah köfte deniyor değil mi? Evet. Ben de ona benzettim zaten. Adana'da var. Evet. Her yörede farklı söyleniyor. Bu da sizin yörenin mi? Meksika fasulyesi. Meksika fasulyesi. Meksika salatası. Evet. Biz arada gidiyoruz aralara. Meksika fasulyesi salatası çok meşhur yani evet. Sizde. Peki. Vazgeçilmezimiz. Harika. Nohut salatamız, kereviz salatası, taratorumuz. O hediye geldi. Ne olduğunu bilemiyorum. Hediye domates kurusu mu geldi cevizli? Galiba domates kurusu. Galiba değil bayağı domates kurusu mısırlı. Aynen, evet. Ben onu yeni gördüm. Öyle mi? Evet. Bizle beraber mi gördün? Evet. Çok memnun oldum. Getirene çok teşekkür ederiz. Sağ olsun. Kim getirdi onu da bilmiyoruz. Evet. Anneme sorabiliriz. Arayalım mı? Ara anneni domates kurusu salatasını kim yapmış, kim getirmiş? Arayalım anneye soralım yani. Önemli bir durum bu. Nasıl yapmış? Hani kimden geldi? Dosttan mı, düşmandan mı? Hayırdır? Gerçekten arayacak mısın? Şaka yaptım ben ama. Vallahi aslanım ben de çok merak ettim. Arayıp öğrenelim. İyi istiyorsan ara disteşeyim. Uzatırım telefonu. Hay Allah'ım yarabbim. Al. Kısırı kim yaptı bu arada? Arkadaşım. Onu biliyorsun bilen arkadaşım. Yani. Evet o. Onu aramamıza gerek yok tamam. Domates kurusu. Aslanım niye dalga geçiyorsun? Ben sadece onu bilmiyordum. Aşk olsun ya. Niye dalga geçeyim ben dalgamı geçiyorum. Bilmen gerekiyor ya ondan dolayı söylüyor. Ya gülüyorum sadece. Ara anneyi su cevap verme ara anneyi. Bence bir komşu getirdi onu. Vallahi canım olabilir, benim. Komşularım iyiydi. Şu anda masamızda merak edilen lezzet. Aç hoparlörü biz de duyalım. Domates kurusu, cevizli, mısırlı. Anne, hoparlörü açıyorum şimdi. Anne, aslanıma veriyorum. Yine ben, merhabalar, nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Ay, teşekkür ederiz. Şimdi Nurhan Hanımcığım, masamızda bir domates kurusu olarak tahmin ettiğimiz, işte içine mısır ve ceviz olan bir salatayı gördük. Evet. Kızımız der ki bunu kim getirmiş, nereden gelmiş bilmiyorum aslanım. Ne olduğunu da anlayamadım. Anonim. Merve anonim. İçeriden beri kız kardeşini görmüyordu. Gece geldi kardeşi. Gelirken Antep'ten domates kurusu getirdi. Onun kardeşim da salatasını yaptı. Kız kardeşi yaptı. Kız kardeşi domatesleri Antep'ten getirdi. Salatayı kim yaptı? Ben yaptım. Annen yapmış bak haberi yok. Aslanım ben gece uyurken şöyle bir nokta var. Kız kardeşim Gaziantep'ten geldi buraya. Tamam. Ben uyurken geldi. Ben uyurken yapmışlar. Vay be. Ben de sabah... Ne kadar şanslısın ya. Sen uyurken onlar çalışmış Arnavut böreğini de mi o zaman yaptınız? Evet. Nurhan Hanım. Dün yaptık. Ay elleriniz dert görmesin. Sarmayı kayınvalide miydi? Evet. Evet kayınvalide. Meksika fasulyesinde mi siz yaptınız salatasını? Meksika fasulyesini ablası yaptı, kuzeni. Vay vay. Burada bir de fellah köftesi gibi bir şey var. Onu da ben yaptım. Ay anne çok maharetli. Vallahi görmüştük bir daha gördük mahareti. Dün teyzeyle birlikte yaptık. Konuşacağız. Ben öylesine bir sorayım dedim de sofrada güzeldi, çeşit fazlaydı ama hepsi mezeydi. Yani benim 5 dakika içinde çıkarabileceğim mezeler vardı orada. Yani benim yemeklerimin yanına ekstra onlardan 6-7 tane rahatlıkla zaten çıkartırdım. Ama meze bana göre hafif,
Sen öylesine soracak gelin misin ya? Sen var ya cansız sen. Ben şöyle anlatayım. Biz dün şöyle İstanbul'daydık. Belki yormuştur. Yok hayır, biz İstanbul'daydık ya, biz çok geç saatte eve varabildik. Benim bunları yapabilme şansım yoktu. O yüzden ben sadece şekillerini verdim. Annem de geri kalanını halletti. Problem yok ya. Önemli olan masaya sunumu koyabilmek. Bence de. Problem vallahi yok. Valla elleriniz dert görmesin. Elinin değmesi yeter yani. Problem yok. Sen puanla görürsün. Şurada kuru patlıcan, kuru biber var. Evet, onlar da Diyarbakır usulü. Oo, onları kim getirdi? Onları da arkadaşımız getirdi. Ay, buradan evet. Diyarbakır, Antep, Adana, Meksika. Meksika burada. Başka kim burada? Arnavutluk burada. Vallahi burada olmayan yok. Bütün memleketler burada hayatım. Evet, elleriniz dert görmesin. Sizi öpüyorum. Yine görüşürüz inşallah. Doyamadık size. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Burada herhalde anneyi yorumlayacağız sürekli. Evet, aslan. Çünkü dediğim gibi ben çok uzak yoldan geldiğim için çok evet, geç vakitte. Evet, arkadaş bizimle birlikteydi dün evet. Ve gerçekten ben kendi günümü atlattığım için biliyorum. Tabakları da yorumlayabiliriz, bardakları da yorumlayabiliriz. Biraz zor oluyor. Evet hanımlar, lezzetlerden gördüğümüz gibi yardım almış arkadaşımız, kardeşimiz, gelinimiz. Almak zorunda kaldım aslanım. Ne yapacaksın, olur bazen öyle. Şimdi o zaman masa sunumunu değerlendirin. Peçetesini, tabağını, bardağını, kaşığını nasıl ve tabii ki sofra düzenini. Ben genel olarak başlamak istiyorum. Kaşık takımı ve tabak takımının uyumu elbette var. Ama bardak takımının uyumunu bulamadım aslında. Neden gümüş seçmiş merak ettim. Gümüş değil aslında, ben bunları elde yıkadım. İç tarafını görüyorsanız sarı, bunun dış tarafı renk attı. Griye döndü. Gri gibi gözüküyor. Ne yok, dış tarafı gri. Gri görüyoruz biz. İç tarafa baktığın zaman sarı. Allah Allah. Bunlar renk attı. Bunlara uyumlu aldım. Bunları ben 4-5 sene önce aldım. Şu an değiştirme şansım yok. Yine soyulmamış, iyi. Yok evet, soyulmadı. Aynen. Rengi değişmiş sadece. Bak soyulma olmamış. Bakmenin rengi değişmiş. Evet zaten öyle makineye atılmaması gerekiyor evet. Normalde su yok, takımları. Yok elimde yıkadım, dışı renk attı. Sanırım. Onun evet. Dışında yani çeşit bol zaten. Hani bol bol meze var. Mezeleri alıp birazdan gideceğiz biz. Onun dışında çeşit çok fazla. Yani çeşitle alakalı. Yani hamur işinden daha iyi değil mi? Çok hamur 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 hamur. Onun evet, yerine salata gündüz, böyle. Aynen. Daha ben böyle. Kerevize bayılırım şu an, onu bekliyorum. Hemen uzatsana arkadaşına. Bakalım tadına. Saçlarımdan korktuğum için. Ve yine servis kaşığı eksikliğimiz var Aslı Hanım. Servis kaşıklarımız arkada. Tamam. Hemen onu da biz alalım o zaman. Aslı Hanım. Efendim. Masadaki mezelerle Çağla'nın elbisesi birleşince yılbaşı sofrası gibi oldu. Gerçekten kırmızılar. Ben alayım o zaman. Bunlar makyajlarla gerçekten yılbaşı masasına oturmuş gibiyiz değil mi? Merve Özel. Merve Özel. Teşekkür ederim. Merve'yi seviyorsun. Evet, herkesi seviyorum. Onu da çok seviyorum. Evet, sen çok sevgi dolusun ya Çağla. Bu tarzını farkındayım ben. Bugün üçüncü gün oldu. Buyuracağım. Güzel bir şey. Aynen güzel. Peçeteleri nasıl buldunuz? Ben yüzükleri, çok güzel yüzükleri ama şeyle uyumlu bulamadım peçeteyle ya. Hmm. Yani sade olsaydı peçete daha iyi olurdu bence. Tarzı olmamıyorum. Şu desene uydurmaya çalıştık. Bu masa örtüsüyle peçeteleri annem yaptı. Haydi çok. Bunları da peçeteye uydurmak için böyle ördü. Maşallah ya anneciğin. Çok anne konusunda çok şanslısın. Ha, teşekkür ederim. Değil mi? Şunlar evet. Ne oluyor bir de yuvarlak olanlar? Onlar patates topları evet. Renkli patates topları. Neyli mor olan? Havuçlu şey o. Morlahana. Morlahana. Evet. Diğeri dereotu, diğeri de havuç. Peki, Aslı Hanım bugün canım. Tuzluk da var çok sevindim. Evet. Ve ben her şeyi çok tuzlu yerim. İki gündür sofrada tuz yoktu. Benim vardı masada. Ben göremedim neredeydi? Sen görememişsin ama vardı sofrada. Dün de sofrada. Elif Hanım da yumurta özellikle koyduk var, vardı. Karşılanmış yumurtaya benzer tuzluk vardı. Tuzluğum yoktu ama tuzluğum ve karabiberim vardı. Benim için bunlar önemli gerçekten. Vardı bende. Arkadaşlar içecek vereyim mi size? İster misiniz? Lütfen. Sarı ya da siyah. Arkada. Çağla Hanım göremememizin tek sebebi ilk defa birbirimizi de görüyoruz masada. Yani... Kalabalık vardı çok. Dün de öyleydi. Elif de kalabalık oldu. Kişi sayısı mı olarak diyorsun, masadaki çeşit olarak mı? Çeşit yani tamam burada da çok var burada ama hepsi var. Böyle şeye dizilmişti. Neye dizilmişti? Yani sofra düzeni biraz karmaşıktı. Sofra düzeni karmaşıktı. Ondan Allah bahsediyor Allah. Sanırım. Karmaşık yani karmaşık mesela, değildi. Şöyle Elif'in. Arkadaşımızın masası büyük. Benim geç masam hayatım. Evime göre minimaldi küçük. Yani küçüktü. Merkez. Ve bunun için yani isteseydim az çeşit çıkartıp onu düzenli koyabilirdim. Ama sizin için fazla çeşit çıkartıp önlere ek yaptım.
Yanlış mı yapmışım sesi? Çeşitine asla laf söylemiyorum ama tuzluğu göremedim bir ben. Bir de basit hatta şeyler yapmadım. Yani hemen ağır şeyler yapıyordum. Ben bugün üçüncü gün, üçüncü günde de lezzetli ve güzel şeyler görüyorum. Yapan herkesin eline evet, çok sağlık. Lezzetli, eline çok sağlık. Günah yani bunlara laf söylerseniz ha, evet, çarpılırsınız. Vallahi laf çarpılırsınız. Laf söylemedim Aslı Hanım. Sadece ha, büyük objeler vardı, göremiyorduk. Aynen, aynen. Yani mumluk falan vardı sonra. Bende mumluk yoktu. Ama tüp... Tüp... Tüm benim masamda yoktu. Tüpüm değilsin biliyorsun değil mi diye. İlk oturduğum zaman masada tüp yoktu. Yapılırken yer olmadığı için masadaydı. Bence onu oraya yorum olarak katmamalısın. Cansucuğum ben şey açık aramak için de lütfen açık arama. Açık aramak için konuşmuyorum. Tuzu göremedim dedi. O karışıklığı tamam, tuz vardı. Yayınlandığı zaman eğer izlerseniz sen böyle her şeyi göreceksiniz. Hemen böyle şeye bağlıyor böyle. Sen iki gündür bence durup durup bana oynuyorsun. Senin evini ben gerçekten masanı da çok merak ediyorum. Bence de merak ediyorum. Arkadaşlar acıktım, yemek yiyebilirim. Bence de lütfen. De afiyet olsun. Afiyet olsun. Birbirimizi yemeyelim, yemeğimizi yiyelim. Yani tuzu göremediyseniz tuzu isteyebilirsiniz. Yani çok zor evet, bir şey değil değil mi? Evet. Şey yani diyebilirsin, daha... tuz var mı acaba? Evet, tuzluk rica edebilir miyim gibi şeyler denilebilir yani. Ama tuz vardı masam. Burada gözün önüne aynen, denk gelmiş, aynen, görmüşsün. Aynen. Orada da ortadadır, şuradadır, görmemiş olabilirsin. İstenildiğinde olabilir, ev sahibi getiriyor mu getirmiyor mu ona bak. Aynen. Kız beyran ustasını eve getirmiş, size taze taze beyran yaptı. Şimdi daha ne yapsın? Evet. Aa, Allah için. Gerçekten ama yaptığım için yaptığın yorumlardan dolayı sürekli bu tüp mevzusunu da açıyorsun. Çok pişman oluyorum yani artık. Ne diyeyim yani yapmasa sürekli mıydım? Sürekli tüp mevzusu mu açıyorum? Yapmasa mıydım? Sürekli tüp mevzusu esprisini, mu açıyorum? Esprisini de yapmadım birkaç kere çünkü. Sen programdan sonra bir doktora gittin. Biz onu geride patates kızartıyoruz. Doktora gitmelisin. Programa değil de bence evet, doktora evet, gerçekten gitmelisin. Programdan sonra kesinlikle bir doktora girin. Seninle münakaşaya girmek istemiyorum. İsterseniz arkadaşı lütfen girmeyin, yorumlayalım. Girmeyin, çünkü konu ben değilim. Beni kompleks haline getirdin bence sen. Arkadaşla lütfen iletişim kur. Tuzluktan konu çok farklı bir yere geldi. Gerçekten bunu nasıl başarıyorsunuz bilmiyorum ya, maşallahınız var. Bir dakika şimdi, bu kısır için ya da şu Meksika için mi? Bence Meksika için aslında. Normalde patates kızartıyorum da. Yani ya buna inanamıyorum ya. Bunun servis gereçlerinin içinde ne işi var? Hanım. Onlarla satılıyor Aslı Hanım. Satılıyor da masada ne işi var? Ben sevdim Aslı Hanım delikli delikli. Şey koyacağız fasulyeyi. Hadi koy, kısır neyle koyacağız? Meksika fasulyesi. Ben bunu alırım. Bakayım kısırı nasıl yapmışlar. Tabağını alabilir miyim Cansu Hanım ya da istersen. Ben alırım, uzanabiliyorum. Uzanamayacağım. Şey, akıyor. Ondan evet. Belki elini salatasını beğendin mi? Çok güzel, güzel ellerine mı? Sağlık. Çok beğendim. İyi, şunu beğendim mi? Fellah şeyini. O da çok köftesini. Güzel. Merve'nin eli değdiği bakalım için güzel. Aa, teşekkür ederim canım arkadaşım. Hiç böyle yorumlar beklemedim Aslı Hanım. Ya. Ay canım benim. Bence masası uyumlu. Sadece ben de bu peçetelik şeylerine takıldım biraz. Yani pek uyumlu ha, bulamadım. Bardakları da zaten gayet güzel. En azından lekesiz, tertemizdi. Hmm. Yemek takımların fiyatını soralım mı? Hemen söyleyeyim. Ben bunları 4-5 sene öncesinde 1,5 bin lira aldım. 1500 TL'ye aldım. Kaşık, şey bardaklar, çatallar da bardaklar da çok eski, onları hatırlamıyorum. Çatal kaşığı da daha yeni 600 liraya aldım. Ha iyi. Evet. Nasılsınız canım var? Fiyatlar iyi mi? Bence gayet iyi. İyi, güzel. Evet hanımlar, buradan isterseniz lezzetler böyle bir tadına bakın. Lezzetlerin bir tadına bakın. Buradan düğünümüzü izlemeye geçelim. İlişki testimizi yapalım hazırsan. Tamam. İyice bir karnını doyursan beni çok acıktı. Evet aslan, ben biraz toplu olduğum için çok acıktım. Bence toplu değilsin, balık etlisin ya. Kıyafetten de olabilir aslanım, böyle göster. Kendine şey yapma ya, balık. Yer çekebiliyor muyuz beni? Afiyet olsun. Toplu konusunu kapatalım bence ya. Bravo. Tamam. Ağzına sağlık. Evet, her şey için tekrar teşekkür ederiz Merveciğim. Eşin ismi neydi? Muhammed. Muhammed'le nerede, ne zaman tanıştın? Nasıl tanıştın? Muhammed'le Kapadokya'da tanıştık biz. Ben yeni işe girdim. Annemle babama hediye, Kapadokya tatili hediye ettim. Çok daha güzel. Daha sonra son 4 saat kadar annemler dedik apar topar hep beraber gidelim. Hani ailece gidelim. Biz son 4 saat kolay yola çıktık. Eşim de Türkiye turuna çıkmak istemiş. Bir an hani o da gidiyor tura. Tesadüf, siz aynı tesadüf turdasınız. Hatta farklı şirketlerden alıyoruz, farklı günlerden alıyoruz ama şirketler arabayı dolduramadığı için aynı arabaya bizi karıştırıyorlar. Allah Allah. Daha sonra ben tur boyunca hiç onu görmedim. Bir tane fotoğrafımız var.
kardeşim, ben, annem, babam, arkada Muhammed, başka Allah kimse Allah. Yok. Çok resmen poz vermişiz. Hiçbirimizin Allah haberi Allah. Yok. Daha sonra dönüşte bir gençlerle sohbet olduğunda sohbet etme fırsatımız oldu. Evet. Nerede oturuyorsun muhabbetinden dedik Sakarya. Aa dedim, ben de hani akrabalarım orada bir iki ay orada yaşadı falan. Neden dedim, şu firmada çalışıyorum. Dedi ki hangi bölüm? Dedim kalite bölümü. Dedi ki ben de. Yan yana çalışıyormuşuz aynı fabrikada aynı bölümde ama hiç birbirimizi görmemişiz. Çok enteresan. Daha sonra sohbette şöyle devam ettirdi. Bir arkadaşın aldığı hediyeyi arabada bırakmış. Sonra tur şirketine rica ediyor. Diyor ki ben önce indim, Merve rica eder misiniz çalıştığımız fabrikaya getirsin. Ay bunu bence bilerek yapmış olabilirim. Evet. Sonra öğrendin mi? Öğrendim. Bilerek yapmış. Vay canına. Sonra aslanım ben emanet aldım diye mesajı attım ona. Daha sonra bana dedi ki sen o ürünü fabrikaya sokamazsın, iş çıkışını verirler. Merve ben gelip alsam olur mu? Tamam. Ve geldi gitmedi. Vay canına, o günden sonra hiç ayrılmadınız. Hiç ayrılmadık çok şükür. Peki bu ne böyle? Sonra evlilik teklifini Kapadokya'da yaptı bana, orada tanıştığımız Ay için. Ay ne kadar güzelsin, saçların upuzun. Evet, ne kadar hoş olmuş değil mi şapkasıyla, elbisesiyle. Çok güzel. Çok güzel bir evlilik teklifi. Evet. Bu hazırlanmış galiba, bir klip çekilmiş. Klip. Ay çok güzel. Çok kameraman güzel. Tutmuş orada. So now, listen darling to me. Listen, listen baby now. Very, very carefully. Alright. Alright, it's finally getting the best of me. I got no fight against an act of destiny. No time to waste, a brilliant sense of urgency is surging, surging over me to be twice the happiness. Ya ilk görüşte aşık mı oldunuz peki siz? Evet. Wow, çok güzel. Ne kadar arkadaşlık ettiniz? Çok fazla değil, bir ay falan. Ay çok güzel oldu. Anladın mı evlenme teklifi ederken? Hiç anlamadım. Kıyafeti falan hep böyle giyinir miydi eşiniz? Yok böyle giyin. Şöyle biz Kayseri'ye gittik normalde. Haritadan bir yer seçtik. Hadi Kayseri'ye gidelim diye. Ben, kardeşim, arkadaşım, eşim hep beraber gittik. Giderken yine Kapadokya'ya gittiniz. Kayseri'ye gittik. Oradan dediler ki kız kardeşimin elbisesi zaten o. Hiç giymemişti. Dedi ki abla sen bunları giy. Zaten buraya kadar geldik tanıştığınız yere. Burada bir fotoğraf çekilirsiniz dedi. Güzel. Ben de kardeşim öyle deyince hiç aklıma gelmedi. Bir an oraya gittik. O halıları falan görünce bir an şok yaşadım. Kardeşim biliyor muymuş yoksa? Biliyordu. Evet. Ay, arkadaşım. Evlenme teklifleri de genelde hep erkekler Kapadokya'da bu tarz şey askı takıyorlar. Benim de o dikkatimi çekti. Allah Allah. O yüzden sordum. Cansu Hanım. Onu bir plajda gördüm. Yine at. Her yerde at. At benim her yerde karşıma çıkıyor. Bak sinirlerim bozulmaya başladı. At Murat'tır, iyi bir şey. Murat'ın olacak herhalde. At Murat. Evet bu nedir? Bu sözümü, nişanımı aynı salonda yaptım. Ha. Evet çok kalabalıktı. Biz de dedik ki hani o kadar kalabalığı bir anda çıkartalım. Söz nişan bir arada, isteme bir arada olsun. Evet. Fabrikada elime... Ne oldu eline aynen? Parmağım ağrımaya başladı. Sanırım incildi. O yüzden hiç hareket ettiremiyordum. Onu takmak zorunda kaldım. İncinmişsin dediler. Evet. Peki kahvede ne vardı bu sefer? Sen ne koydun? Ben arkadaşlarıma söyledim. Onlar isteyen kahve koydu, isteyen bal koydu, isteyen tuz koydu ama ben en sonunda bal koydum. İçti yani çocukcağız. Nişanlığının fiyatı ne acaba? Bayağı nişanlığım güzel. Ve gelinliğimi toplamda 11.900 aldık. İkisini aynı anda mı aldın? Evet, satın aldım. Ha. Çünkü düğünümle arasında çok fazla yok. O zaman 5-5 mi oldu çok yani? Çok iyi almışsın. Yok, altı. Biri gelinliğim 8'di, diğeri de 4 oluyor galiba. Kiralık değil mi? Yok, satın aldım. Çok çok iyi. Gayet iyi olmuş. Saçları da bayağı güzelmiş. Sen saçlarını mı kestirdin? Evet. Saçlarını ne zaman kestirdin sen? Saçlarımı çok fazla boya yapıp yıprattığım için taranmıyordu. Ay. O yüzden kestirdim. Zaten çabuk uzuyor. O yüzden seneye kadar o boyu alır diye düşünüyorum. Evet. Bu kına gecen galiba. Evet. Kına gecen birazdan ateşli kızlar geliyor. Vay vay vay. Bu salon nerede? Salon bizim evimizin bir alt sokağında. Kızlara ne kadar tuttun kına salonunu? Salonu 6.000 liraya tuttum. Organizasyonu ben yaptım. Arka fonu hani dansçıları hepsini ayrı ayrı yerden ayarladım. Toplamı ne kadara mal oldu? 20.000'e mal oldu. Danslar 20.000 TL. Iyi. Evet. Evet. Dansçılar bir akademi. Aslında hepsi antrenör diyeyim. Hı-hı. O yüzden. Ama İstanbul'dan da pahalı bu fiyatlar evet. Burada. Danslar evet. Ayrı ayrı tutmuş o yüzden. Ayrı. Yok toplu da aynı fiyata geliyordu. Bir erkek olarak tuttuğum için. Bu da kına girişi galiba. Hı-hı. Bindallı'nın evet. Lacivert miydi? Lacivert evet. Hı-hı.
Çok güzel olmuş ama. Evet. Değil mi? Evet, kınanı evet. Çok beğendim. Kim yakıyor kınayı? Annem yakıyor. Kayınvalidem altını koyuyor. Ay canım benim. Ne kadar zaman sonra düğün oldu? Toplamda 2 senede evlendik aslında. 2 yılda evlendiniz. 2 yılda evlendik. Çok bak güzel. Ne soracağım sana biliyor musun? Hani dedin ya sen, biz Kapadokya'da ilk böyle işte annem kardeşimle fotoğraf çektirirken eşim de tesadüf arkada bir yerde çıkıyor. Evet. O fotoğraf duruyor mu? Evet aslanım, onu da hemen gösterebiliriz. Çok isteriz. Kardeşim ben, babam, evet. Annem ve eşim arkada. Hangisi? Beyazlı. Ve ben onu çantasından tanıdım biliyor musunuz? İnanmıyorum. Evet böyle bayağı da net yani sanki o grubun devamı gibi. Evet. Tesadüf. Çok enteresan. Hani böyle telefonunu kurcalarsın ya ben oradan evet. Tesadüf çantasından fark ettim. Vay canına ya. Evet. Ay canım kader benim. Kader işte aslan. Gerçekten evet. Öyle. Bir resim bir fotoğraf karesinde sizi zaten birleştirmiş. Evet. Yani Rabbim böyle resmen bizi örmüş birbirimize. Ay kıyamam. Canım benim. Eşinde en sevdiğin huy ne? Hepsi. Hepsini seviyorsun. Evet. Bir bana aşık olmasını seviyorum. Burada elini mi öptün sen eşinin? Evet. Biz 3 kere mi? 3 kere. Temenna yapmış. Evet, temenna yaptım. Bizde eş eli öpülür. Evet. Atadır. Evet. O yüzden. O da benim elimi öper ama. Ay canım benim. Başına koyuyor mu? Yok. Sen başına koyuyorsun ama. Evet. Evet. Peki ilişki testine geçelim mi? Çok heyecanlıyım. Hadi ara bakalım Muhammed'i. Hemen arıyorum. Biz de duyalım sesini. Bakalım sana nasıl açacak telefonu, nasıl açıyor, nasıl alo diyor. Aşkın mı diyor, canım mı diyor, hayatım mı diyor. O şu an o kadar heyecanlıdır ki. Diyecek ki. Sesini de aç. Duyuyorlar mı beni? Hayatım. Efendim hayatım. Aslanıma veriyorum seni. Muhammed. Efendim. Aslı Ünay ben, müsait misin? Müsaitim Aslı Hanım. Soru soracağım şimdi. Önce eşini ardından sana yönelteceğim hazırsan. Hazırım. Beklemeye alıyorum seni. İlk soru geliyor. Evet. Hazır mısın? Değilim. Nasıl değilsin? Hazırım. Ha. Hamile olduğunu öğrendin. İlk kime haber verirsin? Eşime. Eşine. Hadi bakalım. Şimdi Muhammed, eşin hamile olduğunu öğrendi. İlk kime haber verir? Hamile olduğunu öğrendi. İlk kime haber verir? Kim haber verir? Bana. Ha, şöyle. Alkış. Biraz seni de alkışla. Çok seviyorum. Ben de seni seviyorum hayatım. Ay, ay. Çok özledi. Allah. Tamam şımarma. Bir dakika ikinci soru geliyor. Kızım erkeği bu kadar özledim. Daha kaç saat oldu ayrılalı? Çok oldu aslanı. Yok sessizde şu an o. Kayınvaliden Allah korusun hastalandı ve eşine artık dedi ki annem bizde kalacak ve sen bakacaksın dedi. Tepkin ne olur? A. Bakamam çünkü sosyal hayatım biter. B. Bakarım başımın üstünde yeri var. C. Hasta bakıcı tutarım. B. Bakarım tabii ki. Ah yavrum benim. Hadi bakalım. Bence güzel bir cevap ver. Güzel cevap ver. Bakalım eşine diyecek. Ondan sonra. Şimdi Muhammedciğim. Allah muhafaza, Allah korusun. Annen hastalandı. Sen anneni aldın eve getirdin. Dedin ki bundan sonra dedin hastalandı. Sen bakacaksın. Annem bizde kalacak dedi. Eşin Merve'nin tepkisi ne olur? A. Bakamam sosyal hayatım biter. B. Bakarım başımın üstünde yeri var. C. Hasta bakıcı tutarım. Hangisin? Bakarım başımın üstünde yeri var. Güzel. Buradan kayınvalidemi öpüyorum. Buradan kayınvalideni annen de öptü. Maşallah diyelim. Maşallah. Eşimle tanıştığın tarihi hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Çünkü telefon şifremiz. Çok güzel. Bütün Türkiye öğrenecek şimdi. Söyle. 22.07.2021. 22.07.2022 tamam. Muhammed. Evet aslanım. Eşinle tanıştığın tarihi duymak istiyorum. 22.07.2021. Oo. Harika. Devam ediyoruz bu hızla. 4. sorudayız. Senin en sevdiğin yemek ne? Ve eşin bunu bilir mi? Soracağız bakalım. Eşim bilir, ben bilirim. Benim makarna aslan. Öyle mi? Bilir mi? Bilir. Muhammed, hadi bakalım. Muhammed. Evet aslanım. Merve'nin en sevdiği yemek ne? Makarna. Oh. Vay be. Şimdi ben makarnayı çok sevmez.
ben kendime yaparım ve her misafirimde de böyle ufak da olsa şeyle yaparım onu, garnitürle yaparım. Allah Allah, evet. Seviyorsun. Peki, bravo vallahi, değil mi? Ne kadar iyi tanıyorlar, evet, birbirlerini. Maşallah. Devam ediyoruz. Çok şükür Allah'a hamdolsun dedi. Seviyorum böyle damatları. Bir yere giderken en çok adres soran, yolları kaybedip karıştıran taraf kim? Sen. Ben. Peki. Muhammed, bir yere giderken adresi karıştıran, her yere adres burası neresi, şu adres nerede diye soran kişi kim? Merve. Evet, evet. Alkış. Vallahi çok iyi gidiyorsunuz ya, maşallah. Altıncı sorudayız. Acil bir durum var ve şehir dışına çıkmanız gerekiyor. Muhammed dedi ki sen git, ben gelemiyorum dedi sana. Senin tepkin ne olur? A. Öyle bir şans yok, mecbur gelecek. B. Gelmezse küser trip atarım. C. Demez kesinlikle, ne yapar ne eder gelir. Ne yapar ne eder gelir. Vay vay vay. Çok soralım iddialı. Bakalım. Şimdi Muhammed, acil bir durum var ve şehir dışına çıkmanız gerekiyor. Sen Merve'ye dedin ki git, ben gelemiyorum dedin. Merve'nin tepkisi ne olur? A. İşte karşılar. A. Dur dur geliyor. A. Öyle bir şans yok, mecbur benimle gelecek Muhammed der. B. Gelemezse küserim, trip atarım der. C. Demez Muhammed ne yapar ne eder, benimle gelir. C. Muhammed ne yapar ne eder, benimle gelir. Güzel, güzel. Bravo. Yedinci sorudayız. Eşin sana çiçek alacak hayatım. Hangi çiçeği alır getirir? Papatya. Hmm. Muhammed, eşine bir çiçek alacaksın. Hangi çiçeği alır getirirsin? Papatya. Vay be. Bravo. Şimdi çok çok enteresan bir soru var sırada. Evet. Tamam mı? Ve sekizinci soru, son soru. Saçlarını bir anda küt kestirdin. Siyaha da boyattın. Eşinin tepkisi ne olur? Üzülür. Aa, o beni sarı saçlı seviyor. Hemen sarıya tekrar dönmeni ister. B. Her rengi bana yakıştırır. Çok beğendim der. C. Ondan habersiz böyle bir şey yaptığım için bana kızar. B. B'yi alabilir mi tekrardan? Her rengi bana yakıştırır. Çok beğendim der. B. Hadi ya. Evet. Vallahi son soru, bunu da bilirse helal olsun. Çünkü tereddütsüz gidiyorlar. Bilmese de bence verelim aslan. Değil mi? Çok iyi maşallah. Hadi beni bakalım, hadi bakalım. Son soru geliyor. Çok iyi dinle. Evet aslanım. Şimdi Merve saçlarını bir anda küt kestirdi ve siyah boyadı. Senin tepkin ne olur? A. O beni sarı saçlı seviyor. Hemen sarıya tekrar dönmemi ister. B. Her rengi bana yakıştırır. Çok beğendim der. C. Muhammed'den habersiz böyle bir şey yaptığım için bana çok kızar. B. B. Her rengi bana yakıştırır. Çok beğendim der. Vallahi ben de bu altını size yakıştırırım. Ve bu altını size takdim ediyorum. Çok teşekkür Vallahi ederim. Vallahi maşallah, subhanallah. Tereddütsüz. Hepsine helal olsun. Hızlı bir şekilde cevap verdiğiniz için sizi ben yürekten alkışlıyorum. Aşkınız size daim ve sonsuz olsun. Eşine veriyorum telefonu. Muhammedciğim hayırlı işler kardeşim. Bebeğim, seni çok seviyorum. Bebeğim mi? Ben de seni seviyorum. Hadi bebeğim. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Yani niye bebeğim diyemem? Evet. Ha? Koca bebek. Bebeğim. Biz onunla beraber biliyoruz. Ne böyle bebeğim? Koca bebek. Esprisini de söyledim. Benim arkadaşlarım da çok kullanır eşlerini. Öyle mi? Evet. Hmm, aslanım buraya da çok yakıştı. Maşallah. Ya. Şimdi biliyorsun benim sana da bir hediyem var. Çünkü sen de ilk girişte kazandın ve ben söz verdim. Hatta benim meşru hediyelerim gelinlerime, biliyorsunuz. Aç bakalım. Çok teşekkür ederim. Çok rica sağ olun. Ederim. Ay, çok güzel gözüküyorlar. Biliyorsunuz değerli izleyenler, ilk geldiğimizde gelinimizin bir sürprizi vardı. Bize burada bir dart hazırlamıştı. Kelebek. Gayet güzel. Kelebek. Buldu yani hedefi. Evet, çok güzel. Çok çok Elif'in güzel. Elif'in en sevdiğinden. Çok beğendim aslında. Çok teşekkür ederim. Çok rica sağ olun. Ederim. Tam benim tarzıma ederim. Uygun altın sarısı, evet. Bir de ben bayılırım. Vallahi ben seçtim o kadar takının çok, içinden. Çok dedim güzel. Ki bunu beğenir. Çok güzel aslında. Güle güle kullan. Hadi sen onu açıp boynuna takarken, evet. Biz de nereye gidelim değerli izleyenler?
Puanlamaya gidelim bakalım Merve geline. Gelinler kaç puan verecek? Arkadaşımızın yaşına hiç uyumlu bulmadım. İnanılmaz kasvetli bir evi olduğunu düşünüyorum. Mutfağını, salonunu, yatak odasını beğenemedim. Yani. Daha böyle detaycı olmanı tavsiye ediyorum. Hayatım hayat, yani geldik gidiyoruz. Niye o kadar detaylara takılayım ki? Açıkçası beğendiğim hiçbir şey yoktu. Seninle benim evim kıyaslanılmaz bir kere. Yani zaten yarışmacı arkadaşımızdan pek bir beklentim yoktu açıkçası. Konuşsam misafirperver değilsin diyorsunuz. Konuşmasam kendi gününü oynuyor diyorsunuz. Bu evin sahibim bana dün 2 puan verdi diye açıkçası bir kez daha bugün ilk defa da olsa gülümsedim. Ben de sana gülüyorum arkadaşım. Çok güzelmiş. Az sonra... Merveciğim her şey için çok teşekkür ediyoruz derken bir de kahveler geldi final setup'ında. Bu nedir yahu? Evet, nasıl aslanım. Bir izzet ikram? Bizde misafir gitsin istenmez. Ben de gidin istemiyorum. Evet. O yüzden kalabildiğiniz kadar ikram sunuyorum size. Ya çok tatlısın. Tam kalkacak olduğumuzda ne yapacaksın? Karpuz mu keseceksin? Yatak mı döşek mi kuracaksın? Yani evet, karpuz da kesmek isterdim. Çok tatlısın. Çok teşekkür ediyoruz. Bu gelin evinde bir ilk, puanlamada dahi bize ikram yapan bir gelinimiz var. Teşekkür çok ederim. Teşekkür ediyorum hayatım. Kaç bekliyorsun gelinlerden? Adaletli puan bekliyorum. En az 4. En az 4? Evet. Çok ciddi, iddialı bir puan. Evet, zaten çeyizimde gördünüz, yemeğimde gördünüz. Ben günlere baktığım zaman yorumlamalarda da çok güzel sonuçlar aldım. Yani çok güzel yorumlar yaptılar. Evet. O yüzden hadi başlayalım o zaman. Evet. Peki, Meltemciğim, öncelikle senden başlamak istiyorum. Sebepleri ve puanı. Evet aslanım. Ben zaten yorumlarımda da bildirdim. Mutfağını, salonunu, yatak odasını beğenemedim yani, evet. Açıkçası söyleyeyim. Ona göre de bir puan kullandım. Birazdan da göreceğiz zaten. Puanımı kullandıktan sonra da sevdiğim şeyleri söyleyeceğim. Öyle mi? Evet. Peki. Öncelikle bir de bize Türk kahvesi ikram etmiş. Tabii ki de ben şöyle. Çok güzelmiş. Maşallah. Çok mu güzel olmuş? Çok güzelmiş. Aslında beni hep güldürüyor bu kız ya. Yüzüme foş kurttu. İyi misin? Şu arkadaşımızı ne olur çekin kamera. Sen öyle diyor, benden de. Benden de ayrılamıyor, öyle gel. Diyor. Peki, zıt zorlar birbirini çekermiş derler hanımlar. Evet, gerçekten puanlarınızı çok merak ediyorum. Meltem gelin şu anda Merve gelin için puanını açıyor. Benim sana puanım 5. Beklemiyordum. Kaç bekliyordun? 4 bekliyordum. Hmm. Peki söyleyeyim Aslı Hanım, ben evet. Çeyizini çok beğendim ve çok güler yüzlüydü. Bir kere bile yüzü hiç düşmedi. Bizi çok güzel ağırladığını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Yani üzüldüm bir puan kırdığın için. Pardon, 2 puan kırdığın için. Bir 4 şey bekliyordu galiba, o sebeple 1 puan kırdığın için dedi. Evet, yapacak bir şey yok. Nasıl? Yine tebessümle kıyamam. Evet. Peki, Çağla'cığım seninle devam edelim. Ben öncelikle mobilyalarıyla alakalı olumsuz yorum yaptım. Yatak odasını ben de beğenemedim. Oturma odasında da beğendiğim şeyler oldu, beğenmediğim şeyler oldu. Ama ben de en çok güler yüzlülüğü ve çeyizini beğendim gerçekten. Bize bugün gerçekten çok güzel davrandı. Hep güler yüzlü davrandı. Ben de buna göre değerlendirdim puanımı. Peki canım, puanını görelim. Benim sana puanım. Hayal kırıklığı soruyorum aslanım. Yine gülmek istiyorum ama bilmiyorum. Yani dün de galiba 3 vermiştin. Hı hı. Ben orada daha fazla kötü yorum yaptığını hatırlıyorum. Burada daha güzel yorumlar yapmıştın. Yatak odamın mobilyasını evet beğenmiyorsun. Ben zaten onu değiştireceğim. Aynı fikirdeyim. Hı hı. Ama hani eşimle tarzlarımız aynı diye ben o mobilyayı tamam dedim.
Şöyle gerçekten üzüldüm. Daha böyle detaycı olmanı tavsiye ediyorum. Özellikle renk konusunda bence bir tık daha farklılık yapmanı hayatım, bekliyorum. Hayatım hayat yani geldik gidiyoruz. Niye o kadar detaylara takılayım ki? Yaşamaya bakıyorum, eğlenmeye ama bakıyorum, gülmeye burası bakıyorum. Burası yeni gelin evi. Evet, yani olsun. O yüzden hani ben de sonuçta yeni gelin evine değer Ben borçsuz evlendim. Eğer detaya takılsaydım, o mobilyalara para verip tekrardan değiştirseydim ben bugün borcum olacaktı. 2 ay borç ödemeyecektim. Mutsuz olacaktım. Mutsuz olacaktım. Belki eşimle tartışmalarım olacaktı. Olabilir, ben bugüne ama kadar çok şükür ki Rabbim göstermesin. Çok o yüzden güzel. Şu an borcum yok. Daha yani sonra ileride değiştirmek istiyorum diyorsun ya yatak odanı. Maddi o yüzden durum, söylüyorum. Maddi durum imkan verdikçe değiştireceğim bu ya inşallah. Benim tavsiyem bir şey bir kere alınmalı ve gerçekten uzun süre kullanabilecek değerli bir şey alınmalı. Bu koltuk benim ihtiyacımı aslında gideriyor mu arkadaşım? Gideriyor. Oturuyorum bak, kalkıyorum çok rahat. Bak yastığımı da önüme alıyorum. Bak yatabiliyorum, kalkabiliyorum. İhtiyacımı gideriyor. Koltuğunla alakalı söylemedim. Misal, yatak odan için söylüyorum. Yatıyorum, kalkıyorum. Hiçbir problem yarışmaya yok. Yarışmaya dekorasyon olarak ya. Tam olabilir. İhtiyaçlarımı gideriyor. Yani ben çok sana sıkıntı, ihtiyaçlarını gidermiyor çok demiyorum. Canım bak. Modeli beni böyle tam dinle. Cümlelerimi tam al. Diyorum ki hani bir kere al, güzel al, beğen, içine sinsin. Benim içime sonra içine sinerek almışsın ki evet, bu yarışmaya katılmış. Oturma odası için söylemiyorum aslanım, yatak odası için. Hani kendisi seçmemiş, eşi seçmiş ya, onu söylüyorum. Evet. Ben yine alacağım diyor çünkü yatak odası. Bence böyle bir şey gerek yok. Hani ben kendime geçtiğim seferde zaman odama uygun gardırobumu yaptıracağım. Odama uygun yatağımı daha büyük alacağım. Bence o zaman bir daha katılırsın i̇nşallah. Gelin evine inşallah. Öyle değil. İnşallah. O zaman i̇nşallah da belki 4 veririz. İnşallah. 4 veririz, 5 veririz belki o zaman. İnşallah. Aslında. İnşallah her şey gönlünüzce olsun hanımlar. Evet Cansu'cum, seni de fikrini merak ediyoruz ve tabii ki elbette puanını. Merve'yi öncelikle çok sevdim. Misafirperverliğini çok sevdim. Çeyizini çok beğendim ama bunun dışında maalesef avizemi beğendin. Evet, avizeni de beğendim. Doğru söylüyorsun. Bunları beğendim ama bunun dışında bana birazcık karışık geldi. Hı-hı. Karışık, evde hiçbir şey yoktu. Bir de puanımı verirken şöyle puan verdim. Senin bana verdiğin puanla benim kendi evimi kıyasladım. Ve ben birazcık evimi üstün görüp, yani birazcık değil hatta bayağı kendi evimi üstün görüp, çünkü eğer seninle aynı puan verseydim bu sefer kendi evime haksızlık olacaktı. Misal verelim, sen bana 5 verdin, ben ona göre sana bir puan verirdim. Şu anda onunla bunu kıyaslayarak bir puan vereceğim. Bu kadar Aslı Hanım. Peki, bir görelim puanını. 'Yani dünkü evle çok kötü yorum yapmışlardı, çok karışık demişlerdi. Bu ev gayet ferah, rahat, çok güzel yorumlar yaptılar. Çok da memnun olduklarını düşünüyordum. 2 puanı kesinlikle beklemiyordum, hak etmiyordum. Benim tarafımdan bence düşük puanı almadı. Çünkü ben kendi evime kıyaslayarak o puanı verdim. Bence benim evim bana göre mükemmeldi. Ve onun eviyle bu evi hiç kıyaslamak bile istemiyorum. Bence hak ettiği puanı verdim diye düşünüyorum. Yani Cansu'dan hiç beklemezdim bunu. Kendi eviyle değil, puan sistemini orantılaması gerekiyordu. Artık Aslı Hanım'ın adaletine güveniyorum. 3 puan verdi bana. Ve ben evimi çok sevdiğim, evime güvendiğim için ve evimi de peki buradan sana bir tık daha puan vermiş olsaydı senin kaç puanın olurdu Merve'ye? Yine üstün görürdüm ve 4 puan verirdim. Yani kendi gününü oynayasın. Kendi günümü evet oynasaydım ben sana cevap vermemezlik yapmazdım. Susardım kendi günümde. Sus pus olurdum. Hiç cevap vermezdim. Kendi günümü oynardım. Ama ben puanları hepinize ayrı ayrı çok güzel cevap verdim bence. Sen, öyle düşünüyorum. Önünde, konuşsam misafirperver evet değilsin diyorsunuz. Konuşmasam kendi gününü oynuyor ama diyorsunuz. Ama kendi evinde herkes çok güzel misafirperverlik yaptığın için yükseldim evet tabii çünkü hak etmediğimi düşünüyorum o puanları. O yüzden yükseldim. Demek ki kendi günümü oynasaydım eğer düşenmek zorunda kaldım. Eğer yani kendi günüme kalmadım. Eğer kendi günümü oynasaydım size cevap vermezdim. Tamam mı? Susardım. Ertesi günü beklerdim. Ondan sonraki günleri canım, beklerdim. Konusunda size diyorum basardım. Ama kendi gününe oynuyor diye. Şu an ben sana 4 verdim diye 2 veriyorsun. Ki demek ki çok sen bana 4 vermedin. Yani. Sen bana 4 vermedin. Verdim diye 2 tamam 3 verdin. Verdim. Seninle benim evim kıyaslanılmaz bir kere. Ben o yüzden de mi çok yükseldim? Evet ben de 2 verdim.
seviyorum. Benim de yükselmedi ben farkındaysan. De, sen benim evimde de yükseldin. Almadım. Her şeyde ıncına cıncına kadar araştırdın. Ben sordun, mi? Beni Meltem arkadaşımla karıştırıyorsun herhalde. Ben o kadar yorum yaptım. Sen de yorum yaptın. Sen de yorum yaptın. İzlediğin zaman göreceksin bunu. Evet, asla ben kendi evimle burayı kıyaslamıyorum. Kendin benim evim bence çok 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 güzel. Mutfağım bence çok çok güzel. Güzel, evet. Yemeğimi de çok güzel yaptığımı düşünüyorum. Bu arada annen de usta öğretici olduğu için bayağı çeyizlerin de güzeldi. Annem usta öğretici daha yeni oldu ama yeteneği de vardı. Ben de ondan aldım yeteneği. Ben öyle düşünüyorum, ve bilmiyorum. Birçok el işine de benim payım var. Ben bunlara, ben bunlara puan verdim. Çünkü mutfağında pembe çok absürt duruyordu. Benim avizeme pembe taktınız. Pembe bir şey var mıydı? Hiçbir şey bulamadınız. Ben pembe bir şey göremedim mutfağımda. Yok muydu kızlar? Rose gold elektrikli ev aletleri vardı. O vardı ve şey askılık vardı ya, askılıktan bahsettim. Mor dedim sen galiba. Mor pembe o var, mor da o var. Evet. Bence renk uyumu yoktu mutfakta da. Yani karışıktı halıma. Evet, tekrar başa dönmeyelim. Evet, evet tamam. Aslı Hanım. Şimdi Elif Gelin'e de soracağız. Çünkü Elif Gelin de teknoloji iyi ki var. Evet. Evini gayet iyi bir şekilde inceledi. Senin davranış biçimini ağırlamandan karşılamana kadar her şeyden haberdar. Şimdi Elif Gelin'e bağlanıyoruz. Elifciğim merhaba. Merhabalar herkese. Nasılsın? Nasıl oldu bebeğin? İyi, şu an ayağımda uyuyor. Üstünü çıkarttım. Evet, biz de puanlamadayız. Şimdi sıra sana geldi. Senin de düşüncelerini almak istiyoruz ve puanını görmek istiyoruz. Evet Aslı Hanım, ben evi detaylı bir şekilde inceledim. Her detayına yakınlaştırıp baktım tek tek. Yani zaten yarışmacı arkadaşımızdan pek bir beklentim yoktu açıkçası. Gerçekten ne kadar haklı olduğumu da çok iyi anladım. Bu evin sahibim bana dün 2 puan verdi diye açıkçası bir kez daha bugün ilk defa da olsa gülümsedim. Ben de sana gülüyorum arkadaşım, evet. Ayrıca evin hiçbir böyle arkadaşımızın yaşına hiç uyumlu bulmadım. İnanılmaz kasvetli bir evi olduğunu düşünüyorum. Bunu her odası için söyleyebilirim. Şu an orada olsaydım bu verdiğim puandan daha düşük bir puan verirdim. Peki Elif, beğendiğin ne vardı? Açıkçası beğendiğim hiçbir şey yoktu. Ama çeyizi oldukça iddialıydı. Odalar anlamında söyledim. 3 odası, yani mutfak, yatak odası ve salonunu hiç beğenmedim. Ama çeyizi gerçekten çok güzeldi. Sofrası da güzeldi. Umarım misafirperverdir de. Evet, puanını alalım Elif'ciğim. Benim sana puanım 2. 2 puan. Evet Aslı Hanım. İkimizin de evlerini kıyasladığımda onun bana verdiği puanı ben bugün ona vermek istemezdim. Orada olsaydım daha düşüğünü de verebilirdim ama burada olduğum için veremiyorum. Peki. Teşekkür ediyoruz Elif'ciğim. Rica ederim. Öpüyoruz. İnşallah yarına seni aramızda görmek istiyoruz. İnşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sen de canım. Sen de. Toplamda Merve'cim, gelinlerden 10 puan aldın. Evet. Şimdi ben senin için puanımı kullanıyorum. Evet, bu hafta gelinlerimin hepsinin yüzü birbirinden güleç ama Merve gelin hep tebessümlü, hep saygılı, çiçeği burnunda, gelin gibi gelin. Evet, bizi gerçekten çok güzel karşıladı. Sürprizlerle dolu bir gün geçirtti. Çeyiz'le annesini görmek çok hoşuma gitti çünkü ve çok da iyi bir şey yapmış. Çünkü o dünya kadar çeyizi anneciği yapmış. Hiç kolay bir şey değil. Yani sonrasında ben bir karıştırdım. Yani bir dükkan açılabilir. O derece bir çeyiz vardı. Çeyiz konusunda sanıyorum bu hafta en iddialı gelinimiz Merve'cim sen oldun. Annenin tekrar ellerine, emeklerine sağlık. Masa da oldukça güzeldi. Örf ve adetlerine bağlı olmana gerçekten bayıldım. Sana yuvanda mutluluklar diliyorum. Altını da bugün aldığın ilişki testinde eşinle harika bir performans sergiledin. O sebeple seni canı gönülden tebrik ediyorum. Sana yuvanda mutluluklar diliyorum bir tanem. Evet, her şey için çok teşekkürler ediyorum hepinize. Evet değerli izleyenler, yarın yine aynı saatte Show TV ekranlarında görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın, bizimle kalın lütfen. Bay bay. Kızlar, aynamı alabilir miyim? Gözlerimin altına bakabilir miyiz? Didoş oldu mu? Kızlar, niye gülüyorsunuz? O zaman 5 yıllık ilişkisi var. Ne? Sonrasında işte benim de uzun bir ilişkim vardı. Ay sonra ne oldu?
Zigon sehpam vardı aslında ama kırıldı şu kısmı. O yüzden ben dışarı çıktım. Bakacağım ben de. Ne var? Aralarında bir gerilim var ve sürekli yansıttıklarını düşünüyorum. O şekilde. Yani...